Apra ekranlarına, gündem dışı programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta cuma gecesi olduğu gibi bu gece de gündem dışı ile karşınızdayız. Bu gece gündem dışında depremi konuşacağız. Yaklaşık 5-6 aydır deprem gündemimizi işgal etmeye başladı. Özellikle de 2 haftadır kendisini bir hayli hatırlatıyor. Korkuyoruz, endişeleniyoruz ve kaygılanıyoruz. Peki ama deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında neler yapmalıyız? Kuzey Anadolu fay hattında ve Doğu Anadolu fay hattında bizleri bekleyen neler? Büyük İstanbul depremi için neler söyleyebiliriz? İşte tüm bu soruları ve daha fazlası için gündem dışı başlıyor. Bu gece depremi konuşacağız dedik. Çok da önemli konuklarım var. Hemen o konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Seyhun Püskülcü. Hocalarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Evet, deprem konuşacağız dedik. Hemen hashtag'imizi de hatırlatalım. Sevgili seyircilerimiz de hashtag'ten bizlere deprem etiketiyle sorularını yöneltebilirler. Depremle alakalı merak ettiğiniz sualleri bizlere yöneltebilirsiniz. Deprem konuşacağız dedik. Hemen geçtiğimiz hafta bu vesileyle de Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileyelim. Allah yakınlarına da sabırlar versin ve bununla beraber yaralı kardeşlerimize de acil şifalar dileyelim. Kısa sürede iyileşmelerini temenni edelim. Hocalarım, şöyle bir baktığımızda geçtiğimiz hafta siz de biliyorsunuz ki 6.8 büyüklüğünde Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Bunun öncesinde de depremler meydana geliyordu ve sonrasında da depremler meydana gelmeye devam etti. 22 Ocak'ta Manisa'da deprem meydana gelmişti. 24 Ocak'ta geçtiğimiz hafta Cuma günü Elazığ'da 6.8 geldi ve 28 Ocak'ta yine Manisa'da ve aynı gün Marmaris'te depremler gelmeye devam etti. Hocam, dilerseniz sizle başlayalım. Hep bu şekilde depremler oluyordu ancak şu an sanki durum biraz farklı. Deyim yerindeyse beşik gibi sallanıyoruz. Evet, başta şunu söylemek gerekiyor. Türkiye bir deprem bölgesi. Çünkü İspanya'dan başlayan Endonezya'ya kadar uzanan Alp Himalaya dağ kuşağının üzerindeyiz. Bu dağ kuşağının oluşum süreçleri henüz bitmedi. Bitmediği için de hem dağ oluşacak hem depremler devam edecek. Türkiye'de her gün deprem oluyor. Her gün 60 tane deprem var. Ama bunların hissedilebilir olması bizi hemen korkutuyor. Ve sanki çok artmış gibi geliyor. Ama sizin dediğiniz gibi hakikaten hissedilebilir olanlar son 15 gün içerisinde çok arttı. İşte Manisa'da, Sivrice'de, Eylül'de, Silivri'de, Marmaris'te, Ankara'da bile oldu ki çok ciddi büyük fay zonları olmamasına karşın orada bile oldu. Şile'de oldu. İstanbul Şile'de oldu. Yine önemli bir deprem beklemiyoruz. Ard arda böyle değişik yerlerde gelince bir de buna bilimsel falcılar eklenince, işte Türkiye için şeyler eklenince halkın kaygı düzeyi çok arttı tabii. Tabii kaygı düzeyinden öte 6.8. Çok ölümcül. Hocam, dünyada da depremler sizin de dediğiniz gibi olmaya devam ediyor. Şöyle bir baktığımızda İran'da, Yunanistan'da, işte Jamaika'da hissedilen depremler, Küba'da hissedilen depremler var. Peki bu depremler ne ifade ediyor? Şöyle, aslında depremler olmasa, volkanlar patlamasa, bu tür olaylar olmasa yaşam da olmaz zaten. Yani yaşamın kaynağı doğal süreçler içerisinde. Aslında biz bunlara doğal afet de demiyoruz. İnsan kaynaklı afetler deniyor ama insan kaynaklı tehlikeler, doğa kaynaklı tehlikeler demek gerekiyor. Çünkü en büyük depremi yerleşimin olmadığı bir yerde yaşarsanız afet haline dönüşmez. Ve son yıllarda afete dönüşmesinin temel sebeplerinden biri insan. Çünkü yaptığımız planların, stratejilerin, yaklaşımların çoğunda insan merkezli çözümler var. Orman yangınları bunun en tipik örneği. En tipik örneği işte Amazonlar yandı Brezilya'da, Avustralya'da büyük yangınlar ve hala yanan kısımlar var. Şimdi dünya bir küre aslında, biz kendi ülkemizde yaşıyoruz gibi görünse de dünya tek bir ülke aslında. Çünkü Amazonlardaki insanın sorunlarına sahip çıkmazsan ormanı keser de yakar da tarla açmak için ya da şey yapmak için. Dolayısıyla afet bir küresel sorun. Yani deprem de bunlardan bir tanesi. Ama 20 yıldan beri tabii ülkemizde hiçbir şey yapılmıyor dersek büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Çünkü mesela Sivrice depreminde, hocam daha detaylarına girer müdahalede. Mesela müdahalede sınıfı geçtik. Yani 20 seneden beri
yapılan çalışmalar ürün verdi. 1999'da sivil savunma uzmanı yoktu ortalıkta. Evet. Ve bölgeye saatler içerisinde erişilmedi. Hatta rahmetli Sayın Bülent Ecevit demişti ki ben bölgeye ulaşamıyorum, bölgeden haber alamıyorum demişti. Sivil toplum örgütleri devreye girmişti. Evet. Şimdi o günlerden ne günlere geldik? Hı hı. Saatler içerisinde müdahale ve çok sayıda insanın hayatı kurtuldu. Bizim müdahaleden geçtiğimizi gösterir bu. Evet. Ama sadece müdahale yetmiyor biliyorsunuz. Hazırlık tabii, önemli. Tabii. Yani dolayısıyla bütün, bireysel bir evet. iş oldukça önemli. Belki açarız diye evet. şey yapmadım. Tamam. Şöyle biz müdahaleyle sınıfı geçtik ama müdahalenin hocam, beyin hepsine, arkasında şey var. Hepsine geleceğiz. Faylara da gireceğiz. Öncesinde, sonrasında ve deprem anında neler yapmamız gerektiğini de konuşacağız. Hemen Barko'ya dünyada ve Türkiye'de bir hafta içerisinde yer alan depremler var. 6.8'de Elazığ, İran'da 5.4 büyüklüğünde 27 Ocak'ta bir deprem meydana geldi. Türkiye'de Marmaris ve Manisa'da yine 4.6 ve 5.1 büyüklüğünde 28 Ocak'ta deprem meydana gelmişti. Hatırlatmakta fayda var. Arnavutluk'ta 5.5 büyüklüğünde 28 evet. Ocak'ta deprem meydana gelmişti. Yunanistan'da, Küba'da ve yine 29 Ocak'ta İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Romanya'da var bir tane. Evet, Romanya'da bu sabah vardı. Evet. Sivrice'de akşam saatlerinde bir daha 4 Akdeniz'de büyüklüğünde oldu. Benim telefonuma gelen şeyler var. Akdeniz, Helenik Arkı'nın üzerinde evet. de depremler evet hocam var. Peki bu yerin altında hani ne oluyor, nasıl açıklamak gerekir bunu? Evet faylardan bahsediyoruz, Kuzey Anadolu faylarından, Doğu Anadolu faylarından bahsediyoruz. Yani son zamanlarda niye bu kadar hareketlilik yaşanıyor? Evet. Ne dersiniz? Müsaade ederseniz biraz ben buyurun, belki buyurun, esas sizin buyurun, konunuza buyurun, olsun efendim. Beraber yani. Sohbet ederek tamam, tamam. şey yapabiliriz. Yani biliyorsunuz depremler plaka levha sınırlarında oluyor. Türkiye'nin deprem bölgesi olmasının sebebi de zaten bütün yer bilimcilerin bu son zamanlarda televizyonda anlattığı gibi Arap ve Afrika plakasının Anadolu'yu sıkıştırmasıyla ve Avrasya'nın Anadolu plakasını sıkıştırmasıyla depremler Türkiye'de de oluyor. Dünyada olan depremlerde dikkat ederseniz hep levha sınırlarında işte okyanusun ortasında tabii. işte Jamaika tarafında bütün Orta sınırlarda Amerika'da. Orta Amerika'da olan depremlerin hepsi levhaların hareketleri sonucu oluyor. Türkiye'nin özeline gelecek olursak Anadolu plakamız her sene 2.4 santim batıya göç ediyor. Doğu Anadolu'da da bir santimlik bir hareket var. Değil mi hocam? Yani evet, birlikte evet, şey yapabiliriz. Evet. Dolayısıyla ortalama 40-50 deprem Türkiye'de günde 40-50 deprem oluyor. Bu son aktivitelerden sonra belki ortalamamız biraz daha yükselmiş. Ortalama olabilir. Günde demin hocamın da söylediği gibi 60 depremimiz deprem var. Oluyor. Yani sonuç olarak Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu artık herkes biliyor. Dolayısıyla hazır olmamız lazım. Evet, hocam. Hazırlığı da kademe kademe konuşuruz birlikte. Evet, teorik anlamda hazırlanıyoruz depremlere. Depremler olmaya devam ediyor ama iş uygulamaya geldiğinde özellikle deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında pek de başarılı bir şekilde uygulayamıyoruz. Biz depreme millet olarak ne zaman ve nasıl alışacağız artık? İşte yaşayarak, görerek ne kadar can kayıpları olduğunu gördüğümüzde, ne kadar üzülerek hazırlıklı olmak için hep beraber el birliğiyle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Değil mi? Tabii dünyadaki hazır ülkelerde öyle pat diye hazır olmamış. Çok büyük acılar çekmişler. Japonya'da, Şili'de de çok büyük acılar çekmişler. Evet, yüzlerce yıldır da oluyor hocam. Evet, hani tabii. bu algıyı oluşturmak çok da kolay değil. Evet, en hazırlıklı toplum Japon toplumu biliyorsunuz 2011 yılında olan tsunami felaketinde o kadar hazır olmalarına rağmen büyük bir felaket yaşadılar. Milyarlarca dolar kayıp. Büyük milyarlarca dolar kayıp, can kayıpları çok fazla evet, oldu tsunami'den dolayı. Tabii, tsunami'den ve dolayı. Hazırız diyen bir ülke bile bu acıları yaşayabiliyor. Ondan sonra uzun süre düşündü Japonlar. Ne yapacağız diye. Çünkü nerede hata yaptı? Çalışmadıkları yerden geldi deprem. Bu kadar da önlem alıyorlardı hocam esasen. Bazı şeyler var, onu beklemediler. De orada duvar olmuştu. Da vardı. Fakat tsunami yüksekliğini şey yap, hesap edemediler. Tırmanacağı yükseklikleri hesap edemediler bazı şeyleri. Evet. Ama yani aynı şey başka bir yerde yaşansaydı herhalde onun çok daha büyük fazla bir felaket. Tsunami'yi de ilerleyen dakikalarda konuşuyoruz. Tabii. Çok evet. gerçekten önemli görüntüler de var hocam. Şimdi arka arkaya depremler oluyor dedik. Bu depremler bir deprem fırtınası yaşanıyor desek herhalde yanılmış olmayız değil mi hocam?
Valla fırtına denebilir tanımı, mi bilmiyorum ama. Belki fırtınanın tanımı belki biraz belki farklı olabilir. Belki bir deprem kümeleri şeklinde. Bir aktivite çoğalması evet. Bir gerçek öyle var. Demek öyle demek doğru şey. Olabilir. Çünkü evet. Mesela Manisa'daki örnek işte günlerden beri devam ediyor. Arada bir dördün üzerine çıkıyor. Fakat yıkıcı diyebileceğimiz 6'ya yaklaşan depremler yok. 5.4 oldu ama 6 olmadı. Halbuki o şeyin fayın uzunluğu daha büyük deprem oluşturabilir. Fakat öyle gelişmiyor. Farklı gelişiyor. Peki hocam sizin Manisa'daki yaşanan depreme ilişkin yavaş deprem diye nitelendirdiğiniz evet. Bir nitelendirme var. Ne demek bu yavaş deprem? Nasıl anlatmak gerekiyor? Şöyle yavaş deprem. Biz klasik depremlere alışmışız. Saniyeler içerisinde büyük bir öteleme hareketi meydana geliyor. Yavaş deprem genellikle yitim zonlarında yani bir kıtanın diğerinin altına doğru daldı. Bizde Güney Ege'de yaşanan Marmaris açıklarındaki yaşanan işlemdeki gibi. Mesela Japonya'da ya da Güneydoğu Pasifik'te olabilen hareketler bunlar. Şöyle bir depremin saatlere, aylara yayılması hadisesi. Yani, sanıyorum bu yavaş terimini siz mi şey yok, yaptınız? Yok yok orijinal. Orijinal var mı? Sessiz deprem var, yavaş deprem var. Hı-hı. Zaten bir de depremin kendisi fayda zonunda meydana geldiğinden sürünüyor. Krip deniyor ona. Sürünüyor. Bu sürünmeleri Türkiye'de bilim insanları ölçüyorlar. Her uydudan ölçüyorlar. Bir yere sabit bir şey koyuyorlar. 3 ay sonra gidiyorlar bakıyorlar ne kadar kaymış. Yani bu zaten deprem oluşturmasa da faylar sürekli hareket halinde. İşte nereler kilitlenmiş, nerelerde sesli. İşte Marmara'da bizim normal evet. Marmara'nın hocam, içinde var zaten. Hocam haritada anlatalım mı ne dersin? Sizin bize getirmiş olduğunuz tabii, görüntülerden tabii. Yani bakalım belki... O görüntüler şimdi ekranlara gelsin. Tamam. Haritada fayları inceleyelim. Tamam. Ha mesela bundan başlamamız iyi oldu. Kalkabiliriz hocam. Tabii tabii lütfen. Tabii. Şimdi bakın bu harita buraya kondu ama bunun çok büyük emekleri var. Gerçekten burada MTA kurumunu ve orada çalışan jeologları ben kutlamak isterim. Çoğu emekli oldu zaten. Aylarca sahada çalışılan şeyler. Neyi ifade ediyor? 1945'lerden hatta MTA 1936'da kuruldu Atatürk emriyle. Hı hı. Ondan sonra çok müthiş çalışmalar var. Hatta mecliste faylar konusunda önemli kararlar alınıyor. Yerler değiştiriliyor. Evet. Yani çok iyi inisiyatifler var. Bu harita günümüzde 2012'ye ait bir harita bu. Hı hı. Ama yıllarca çalışmadan sonra... Türkiye gri fay haritası. Şu mesaj önemli. Şimdi burada yaklaşık 500'e yakın parça var, fay parçası. Her kırmızı çizgi bir fay ve 5.5'tan büyük deprem oluşturabilir. Bu sayı... Her biri mi 5.5'tan? Evet. Yani en küçük birimi söylüyorum. Daha evet. Büyüğü olabilir. 5.5 ve üzeri. 5.5 ve üzeri. 1992'ye kadar biz bunu 150 parça biliyorduk. Yani Türkiye'de 5.5'tan büyük deprem oluşturan fay sayısı 150 civarında biliyorduk. Şimdi bu 3'e katlandı. 500 civarında. Bayağı yanılmışız hocam. Evet. 30 yıldan beri yani deprem tehlikemiz 3 kat arttı ve biz bunu biliyoruz. Ve bu konuda araştırmalar hala devam ediyor. Bilim meşakkatli bir şey. Öyle bugünden yarına değişmiyor. Yani artık deprem olacak yerleri biliyoruz. Yapıları yapalım okey ama bilimsel çalışma da devam edecek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz yerin altından. Siz sordunuz niye depremler oluyor? Çünkü hepsinin mekanizmaları değişik. Her depremde yer bilimci arkadaşlara, sismologlara, jeofizikçilere, jeologlara bir sürü bilgiler veriyor. Hem sahada hem aletsel ölçümlerde çok bilgi alıyoruz. Bu hocam, bakımdan fayları çok kıymetli. İncelemeye başlayalım dilerseniz. Fayları incelemeye tabii, başlayalım. Hemen hangi söyleyeyim. Bölgelerde hemen deprem söyleyeyim. Bekleniyor? Bizim sıkça konuştuğumuz Kuzey Anadolu fayı şurada Bingöl Karlova'dan başlar. Evet. Şöyle Erzincan üzerinden işte Tokat, Niksar, burada Bolu'ya doğru, Bolu Adapazarı, Kocaeli ve oradan Marmara Denizi'nin içerisine girer. Yunanistan'a kadar çıkar, gidiyor zannediyorum. Evet, şurada Saros Körfezi'ne kadar yaklaşık 1400 kilometre uzunluğunda. Ama bu fay zonu yanal olarak sağ yönlü bir hareket yapar. Şöyle bir hareket yapar. Ve bizim neden yapıyor hocam öyle bir hareketi? İşte, çünkü hocam biraz önce söyledi. Tabii ki. Afrika ve Arap plakasının... Şuradan Afrika levhasının sıkıştırması sonucu, burada da Avrasya var. Dolayısıyla Doğu Anadolu onun için dağlık zaten. Ve burada, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fay hattının birleştiği noktadan mı o sıkışma gerçekleşiyor? Şu bölge iki fayın birleştiği yer. Evet. Doğu Anadolu fayı şurası. 600 kilometre uzunluğunda Hatay'a sola doğru kadar iniyor giden, değil mi hocam? Evet. Buradan da Suriye ve Ürdün'e doğru giden bir fay zonu.
Burası sıkışması neticesinde Anadolu'nun şu iç kısmı batıya doğru kayıyor. Hocam şöyle bir benzetmeyle yaparsak belki hem arkadaşımız hem de şey araya girmemde bir sakınca tabii, var. Tabii, buyurun aynı hocam. Bir zeytin çekirdeğini düşünün. Elinizle buradan sıkıştırdığını düşünün. O çekirdeğin de bu tarafa doğru hareket ettiğini düşünün. Yani aşağısı ve yukarısı. Bir zeytin çekirdeğinin Anadolu plakasını gibi yani çekirdek Anadolu plakası olsun. Elinizden sıkıştırdığınızı düşünün. Böyle bir hareket var burada. Yani böyle bir benzetme evet. yaparsak. Çünkü burası da Doğu Anadolu fayı sol yönlü. Bu da sağ yönlü. İkisi arasında şu kısım kayıyor. Bizim en tehlikeli fay zonumuz Kuzey Anadolu fayı. Ve üzerinde 8'e yakın büyüklükte deprem olur. Türkiye'de 8'in üzerinde deprem oluşturan bir mekanizmada fay zonu yok. Yani bizim işte Şili'deki gibi, Endonezya'daki gibi ya da Japonya'daki gibi depremler bizde olmaz. Mekanizma olarak mesela Şili'ye, Endonezya'ya, Japonya'ya benzeyen tek yer şurası. Hani Marmaris açıklarında deprem evet. oluyor ya. Aha. Onun bir şekli var. Onu koyma durumumuz olabilir mi? O slide'ı alalım arkadaşlar. Yani hocam Kuzey Anadolu fay hattında gerçekleşen depremin büyüklüğü en fazla 8 mi diyoruz? En fazla 8. Bu 1939'da Erzincan'da yaşandı. Yer kabuğu 350 kilometreden fazla kırıldı. Yaklaşık 39 bin ölü var. Evet. Bazen 42 bin diyorlar. Yani bu evet. demek aşağı ki bir nüfusun bir önemli bir kesimi. Yani İstanbul'la Ankara arasındaki bir bölgenin tamamen kırıldığını düşünün. Çok bir ciddi bir nüfus. Ve herhalde 3 dakika kadar sürmüştür. Çünkü bu mesafe 3 onu gösteriyor. 3 dakika kadar. Tabii. O sürede de bina yorulunca ve ivmesi de yüksek olursa o ivme değerlerini o zaman için bilmiyoruz. Daha yenilerde... Hocam harita bu muydu? Güzel. Bakın Ege Denizi'nin güneyinde adalara bakın. Girit, Kerp Adası ve şurası da Rodos. Dikkat edin bakın burada koyu mavilik var, çukurluklar var. Evet, bu hocam. Çukurluk tesadüf değil. Aslında iki kıta sınırı. Bu güneyi Afrika, kuzeyi Ege ve Anadolu'nun olduğu levha. Şurada Akdeniz'in en derin yeri 4000 metrelik bir çukur var. Bu çukur boyunca Afrika Ege'nin altına doğru dalıyor. Rutin olarak zaten birkaç santim her sene dalıyor. Bu dalma bazen büyük depremlere neden oluyor. Peki hocam burası 8 büyüklüğünde bir deprem üretir mi? Burası bence Türkiye'nin en tehlikeli evet. yeri. Yani çok büyük depremler oluşturabildiği gibi tsunami de yaratabilir. Hatta tarih içerisinde şurada volkanik adalar var bir dizi. Bizim Gökova Körfezi'nin hemen yakınında da Kos ve Sömbeki adaları ya da Santorini adaları insanlık tarihi içinde patlamış. Hani meşhur o Atlantis söylencesi buradan çıkma. Evet hocam zaten sizin de göndermiş olduğunuz görüntülerde daha çok İzmir'e ve Ege bölgesine çok büyük bir dikkati çekiyorsunuz. Evet. O da çok çarpıcı, çok dikkatimi çekti benim. Yalnız bu Batı Anadolu'dan daha farklı bu mekanizma birazcık. Batı Anadolu bakın çok girintili çıkıntılı. Bu dikkatinizi çekti evet. mi? Akdeniz'de böyle değil. Karadeniz'de böyle değil. Burasının çok girintili çıkıntılı olmasının nedeni doğu batı faylar var. Ortasından akarsuların aktığı Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz gibi nehirler bu çöküntü havzalarından. Ama bu çöküntüler tektonik. Hepsi deprem oluşturabilir faylarla kaplı. O nedenle buradaki depremler ise çok sıkça olur Batı Anadolu'da. 7'yi geçmez ama çok sık depremler olur. İşte sizin deprem fırtınası dediğiniz ona daha doğrusu deprem aktivitesinin arttığı kümeler şeklinde. Bir sonraki haritaya da bakalım mı hocam? Efendim? Bir sonraki haritaya da bakalım. Tabii geçelim. Bir sonraki slide gelsin. Bunu da geçelim. Biraz açıkladık bunu zaten. Diğerine bakalım. Bir üç boyutlu haritası vardı. Evet. Üç boyutlu. Bu güzel. Mesela bu da biraz önceki haritanın üç boyutlu şekli. Hemen, Girit Adası hemen yukarıda. Bakın Girit Adası. Burası kuzeye doğru bakıyor. Ege Denizi. Şurada Akdeniz. Ve Akdeniz'in 4000 metrelik çukur dediğim yer şurası. Evet. Bakın burası. Burada her sene birkaç santim Ege'nin altına doğru dalıyor. İşte bu dağılma büyük depremlere, tsunamilere oluşturabiliyor. Ve şurada da volkanlar var. Bir dizi volkanlar var. Hatta insanlık tarihi içinde faaliyete geçmiş volkanlar. Şimdi bile gaz çıkışlarının falan olduğu. Oldu yani. Santorini çok turistik, tabii, bir turistik yer. Bir yer. Herkesin sıkça gördüğü bir yer. Ama Türkiye'de de bunun dışında 13 tane volkan var. Ve bunlar tabii insanlık tarihi içerisinde faaliyete geçmiş. Mesela bir örnek vermek gerekirse Hasan Dağı, Orta Anadolu'da. Çatalhöyük'ün olduğu yerde insanlar yaşıyor. Onun çift dağını görüp, faaliyetini görüp orayı bir boğaya benzetiyorlar.
Toros Dağları'nın orada adı da oradan geliyor. Boğadan kaynaklı. Boğa demek. Evet. Yani volkanların da bizim tarihimizde önemli bir yeri var depremlerle birlikte. İşte bu mekanizma Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesinin mekanizması burası. Hocam, Türkiye haritasını burada bir tekrardan saniye, alalım. Bir şey daha var. En derin depremlerimiz burada. Tabii. Bizim 30 kilometreden derin depremimiz yok Anadolu'da. Evet. Burada 50-60 kilometreye varacak derinliklerde. Peki tarihte baktığımızda hangi seneler aralığında bu buralarda depremler yaşandı derinlikte? Çok. 1800'ler, 1900'ler. Tabii. Milattan önce bile çok. Ama bir tanesi var ki milattan önce sanıyorum 1628 ya da 40 civarlarında o büyük hem tsunami oluşturan büyük bir deprem. Bir de 1609 galiba büyük tsunami oluşturan depremlerden bir tanesi. Hatta bazı söylencelerde bu dalgaların Mısır'a kadar ulaştığı bile söylenir. Evet. Ve tsunami açısından da dünyada ikinci tehlikeli yer Akdeniz. Hı-hı. Unutmayalım. Yani Hint Okyanusu Atlantik değil. Birinci Pasifik. Tabii biz onun kadar büyük daha çok okyanuslarda diye biliyorduk hocam. Evet ama iç denizlerde de olabiliyor. Yani tsunami'yi de kenarlarını biz kazdık uluslararası bir ekiple. Çok sevgili hocalarımız vardı. Yıldız Altınok, Ahmet Cevdet Yalçınlar, Japonlu. Hocam tsunami'ye de birazdan ayrıca detaylı bir şekilde bakacağız. Dilerseniz bir görüntümüz var. O görüntümüzü izleyelim. Akabinde tekrardan haritalar üzerinden konuşmaya devam edelim. Efendim bir tane görüntümüz var. Depremlere ilişkin o görüntümüz gelecek şimdi ekranlarınıza. Akabinde buradayız. Hocam genel itibariyle depremde ne yapılması gerektiğini çok konuşuyoruz teoride ama biraz önce de söyledik. Uygulamaya geldiğimizde de bunu çok fiiliyata dökemiyoruz. Özellikle de deprem anında yapmamız gereken şeylerle alakalı. Buna ilişkin kısa bir videomuz da var. O da gelecek birazdan. Tamam. Onun üzerine de konuşacağız. Zannediyorum bu konuda Japonya işi çözmüş gibi. Daha sakinler deprem anında. Deprem anında genel itibariyle nasıl davranmamız gerekiyor? Birazcık da herhalde Japonların tavrını da herhalde örnek almamız gerekecek. Yani biliyorsunuz kişisel bilinç, farkındalık oldukça önemli. Biz de bir deprem ülkesi olduğumuza göre hazırlık oldukça önemli bizim için. Bugüne kadar daha önce 99 depreminden önce hocamın da söylediği gibi hep müdahale odaklı çalışmalar olmuş ama 99'dan sonra aslında 99 bir milat oldu. Ve bu eğitim seferberliği başladı ve bu konuda yani afet bilinci eğitimleri hem üniversiteler hem de daha sonra kurulan AFAD tarafından yaygınlaştırıldı. Ve afet eğitimleri oldukça fazla şekilde şimdi farklı kurumlar tarafından veriliyor. Bunlardan biri de çalıştığım kurum olarak Türkiye Deprem Vakfı'nı da bunun işine katayım. Biz de afet eğitimlerini veriyoruz. Tabii hazırlık çok çok önemli. Bunun için neler yaparız? Bunları sırasıyla isterseniz hocam şu görüntüler üzerinden bir görüntülere bakalım. Japonya'da deprem meydana geliyor. Şimdi yani deprem öncesi tabii çok çok önemli hazırlık. Yani görüntüler üzerinden konuşursak. Evet. Deprem anında ne yapacağınızı aslında alacağınız eğitimlerle Adıyaman'da biliyor olmanız hocam mesela lazım. Şu görüntüler. Bakın görüyorsunuz kaçıyorlar. Eğer en çok telaşta Adıyaman'da var görüntülere. Adıyaman'daki deprem kaç büyüklüğündeydi o hangi kayıt bilemiyorum ama deprem anı oldukça önemli. Çok da yüksek değildi hocam. Beşli bir şeydi. Beş büyüklüğünde bir deprem. Evet öncesi bir hazırlıkta biliyorsunuz öncelikle bir sağlam binada oturacağız. Bunu artık konuşmuyoruz değil mi Şükrü Hocam? Hocam Japonya'daki görüntüler de arkasından eşyalarımızı sabitleyeceğiz. Onun dışında da doğru davranış şekli deprem anında ne yapmamız gerektiğini biliyor olmamız lazım. Bunlar çok çok örnekler var. Deprem anında çök kapağın tutun diye bir doğru davranış şekli var. Sarsıntı esnasında bulunduğunuz alanda çöküp kapanıp tutunuyorsunuz. Yani dizlerinizi üzerine çöküyorsunuz, ensenizi koruyorsunuz ve sağlam bir masayı tutuyorsunuz. Amaç küçültmek tabii yani. Amaç hedefi küçültmek fakat bir istisna var. Şimdi ben çök kapan tutun dediğimde her ortamda her yerde çöküp kapanıp tutunursanız bazen de yanlış yapmış olabilirsiniz. Şöyle bir örnekle söyleyeyim size. Mesela Van depreminde Bayram Oteli'nde resepsiyon memuru çöküp kapanıp tutunsaydı belki de bugün hayatta olmaya da yaralanabilirdi veya hayatta olmayabilirdi. Konumu itibariyle o zaman sizin dediğiniz gibi değişiklikte gösteriyor. Şimdi bakın eğer
zemin kattaysanız ve hemen kapının yanındaysanız deprem anını ilk algıladığınız P dalgasını algıladığınız an dışarı çıkabilirsiniz. Fakat büyük giriş şehirler katta. Giriş katta. Fakat büyük şehirlerde apartman dairelerinde bunu yapmanız mümkün değil. Yani 3. 5. kattaysanız hiç koşup kaçmaya çalışmayacaksınız. Koşup kaçanlar ya yaralanıyor ya da hayatlarını kaybediyor. Bunu ben daha önceki programlarda da örnekler verdim. Mesela Kütahya depreminde bir üniversite öğrencisine hep her programda da bunu özellikle anlatıyorum. Deprem anında hissettiği an apartmanda merdivenlerden aşağı koşarak kaçarken kafasına bir şey düştü ve hayatını kaybetti. Muhtemelen bu arkadaşımız yani üniversite öğrencisi arkadaşımız herhalde eğitim almamıştı. Yani deprem farkındalık eğitimini alsaydı bunu yapmayacaktı. Evet, slaytta da ekranda da geldi hocam. Evet, size yani çöp kapağı tutunu o üniversite öğrencimiz yapsaydı hayatı konumuna göre de çöp kapağı tutun değişiklik gösterebiliyor. Evet. Biraz önce mesela yıllara göre ve şehirlere, ülkelere göre deprem görüntüleri geldi. Hı hı. İşte sokakta olanlar bekliyordu, sakinlerde gayet. Yani farklı hı hı. yerlerde olabilirsiniz. Arabada olabilirsiniz, köprü üzerinde olabilirsiniz, evet, metroda olabilirsiniz. Şirkette olabilirsiniz, çalıştığınız yerde. Evet, yani biz şimdi çok kapan tutunu tutturuyoruz ama dediğimiz gibi. Küçülmek hedefi. Peki hocam küçüldüm. Hepsini tek tek konuşacak olursak, siz de bahsettiniz, evet. Köprüde olabilirsiniz, yolda olabilirsiniz diye. En azından birkaçına değinecek olabilirsek. Nasıl şeyler yapmamız şimdi, gerekiyor? Yani köprüde diyelim ki yakalandık, ne yapmamız gerekiyor? Eğer arabadaysanız yani köprüde yayan olma ihtimalimiz, yani bizim Boğaz köprülerinde yok. Arabanızı araba mümkün olduğunca şey. Hemen köprünün dışına çıkıp uzaklaşmanız gerekiyor. İsterseniz hocam siz de şey yapın, köprüde ne yapıyoruz? Belki sizin bir de söyleyeceğiniz bir şey olabilir. Bir defa araç kullanıyorsak aracı kullanamazsınız zaten. Yani o yüzden bir yere çekmek gerekiyor. Yani aracı mümkünse bir an önce köprüden dışarı çıkmanız tabii, gerekiyor. Bir de dışarı çıkınca da yanınızda bina varsa bina önlerinde falan olmaz. İstinat duvarları olmaz mesela. Duvarlar, biraz daha etrafı boş bir alan olmaz. Boş bir alan olması gerekir. Lazım. Hatta yüksek gerilim hattı, kabloların olduğu yerler bile çok tehlikeli olabilir. Yani biraz yoklayarak şey yapmak gerek, konum seçmek gerek. Hocam şimdi slide da geldi ekranlara. Geçene kadar bulunduğunuz alanların depremin geçmesini bekliyorsunuz. Slide'dan bakalım şimdi çök kapan tutun. Burada bu şekilde zannediyorum bir işte vitrinin önünde ya da bir dolabın önünde yapılmaması gerekiyor. Onu da kesinlikle belirtelim. Boş bir alanın içinde. Aile afet planı diye bir şey söylüyoruz. Yani bu deprem anından önce aile afet planı diye bir şey yapmamız gerekiyor. Daha öncesinde deprem anında ne yapacağınızı tatbikatlarla bir kere refleks haline dönüştürmeniz lazım. Bu aile afet planı içinde neler var? Bir kere bütün aile bireyleri bir araya gelecek ve her bir odada bütün tehlikeler neler olabilir, riskler neler, bunları bir kere önce saptıyoruz. Her evin işleyişine göre de değişiyor değil tabii mi? Tabii her evde, herkesin yatak odasında, gardırobu nerede? Yatak odasında depreme yakalanırsanız ne yapacaksınız? En emniyetli yer neresi? Nerede durursunuz? Bunun planını yapıyor olmanız lazım. Salonda nerede duruyorsunuz? Nereler tehlikeli? Nereler daha güvenli? Ve deprem anında o güvenli yerlerde çok kapan tutun hareketini yapıyorsunuz. Sarsıntı geçene kadar bir kere beklemek zorundasınız. Bunlar anlattığım gibi işte apartman dairelerinde yüksek katlarda. Peki hocam evin en güvenli yeri neresidir? Güvenli olabilecek yerlerden onlar, bahsettiniz. Mesela salon bir masanın altı olabilir. Yani hayat üçgeni oluşturabileceğiniz, başınıza bir şey düşmeyecek alanlar, yani bir şey düşüp de size zarar vermeyecek alanlar. Tabii. Ya yapı olarak sormaya çalışmış mesela sen şimdi binanın yapısı itibariyle hani mutfak tarafı mı daha güvende hissettiriyor? O binadan binaya değişir. Yani binanın şöyle, konumuna esas olan tabii şeye göre, dizayna göre değişir. Tamamen ezilecek cisimlerin yanında durmamak gerekiyor. Ezildiği zaman bir kalınlık arz edecek ki bir üçgen içerisinde kalabilirsiniz. O önemli. Tabii bina sağlam değilse istediğin kadar çök kapan tutun yapın. Yani bakın birinci koşul binanız sağlam olacak. Hı hı. Bina içindeki eşyalarınızı, ağır eşyalarınızı sabitleyeceksiniz ve bina anında, deprem anında doğru davranış şeklini belirleyeceksiniz. Onu da bir aile afet planıyla dediğim gibi önceden planlayacaksınız. Hı hı. Evinizdeki güvenli yerler nereler, bulunduğunuz alan. Diyelim ki mutfakta yemek yaparken eğer yakalanıyorsanız orada hayat üçgeni kurabileceğiniz, yani hedefi küçültüp kafanıza hiçbir şey düşmeden durabileceğiniz bir alanı önceden biliyor olmanız lazım. Bunlar da
tatbikatlar ve sık sık bu konuyu düşünmekle kazanılabilen bir şey. Yani olayı refleks haline getirmek lazım. Tabii. Dolayısıyla önemli bir konu. Aile afet planını bütün aile bireylerine öneririm ben. Muhakkak yapılması Hocam, gerekir. Binanın sağlamlığına da değindiniz. Zaten hani depremden sonra birçok fotoğrafa baktığımızda şimdi yıkılan binaları görüyoruz. Yıkılan binanın yanında da sağlam görünümlü binalar da var. Bu da bizim aklımıza direkt hani deprem değil de binalar öldürür. Şimdi bakın aslında şöyle bir şey var. Aklımıza. Kocaeli depreminde tamamen yıkılan binaların oranını söyleyeyim ben size. %3, %5 gibi bir oran veriyorlar. Yani binalar aslında tamamen yıkılan bina olmadığı sürece benim bu anlattığım hazırlık çok önemli. Yani %5 bina Kocaeli depreminde yıkıldı. Dolayısıyla diğer binalar ayakta kaldı. Yani ufak hasarlar olmuş olabilir. Bir bina kolay yıkılmaz öyle. Bir bina kolay yıkılmaz. Mühendislik elindeymiş, bir binanın yıkılması çok kolay değil aslında. Hasar görür ama yıkılmaz. Balkonu şey olur, merdivenler belki hasar görür. Tabii. Fakat kolay kolay yıkılmaz. Dolayısıyla bina içindeki hasarlar çok daha önemli. Özellikle yapısal olmayan hasarlar. Hocam, şöyle bir görüntümüz de var. Bakalım o görüntümüze. Evet, mesela şurada altını tamamen taşıyamayacak. Biz inşaatçı olmamamıza rağmen çok hatalı olduğu, çok bariz bir şekilde görmüyoruz. Bunlar tabii çok ekstrem örnekler ve bizim ülkemizde gördüğünüz gibi yanlış örnekler var. Bu şekilde bina yapılmaması gerekiyor. Doğru deprem yönetmeliğine uygun güvenli binalar yapılması gerekiyor. Bu tip binalara da herhalde ruhsat verilmemesi gerekiyor. Bunları biz eğitimlerimizde kullanıyoruz. Bakın böyle yanlış örnekler var. Bilinç derken de bundan bahsediyoruz tabii, hocam. Eğitim materyallerimiz içinde buna benzer yanlış ve doğru örnekler var. Hocam, amacımız bilinç binaların kazandı. Sağlamlığı da önemli. Şimdi biraz önce dediniz ki Kocaeli depreminde %2, %3 oranında. %3 ile 5 arası bir tamamen yıkılan bina. Çok yüksek bir oran değil. Değil. Bu noktada insanların yani vatandaşlarımızın evin içerisinde biraz önce dediğiniz gibi konumları kendisini koruma. Çünkü o panik, o telaş da can kaybına sebebiyet veriyor. Evet. Kimisi camdan atlıyor, kimisi kendini kaybediyor. Hmm. Yapmaması gereken davranışlar içerisinde bulunuyor. Yani şöyle bir verilere baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi aslına bakarsanız %3 ila %5'lik bir oran çok da büyük çok, bir oran çok değil. Çok da büyük bir oran değil. Dolayısıyla aslında bina içindeki ağır eşyalar veya bina içindeki yapısal olmayan elemanlar çok daha riskli. Ve şöyle de düşünürsek maliyetlere baktığınızda bina maliyetinin %15 ile 20 arasındaki yapısal elemanları oluşturuyor. %75-80'i de bina içindeki yapısal olmayan elemanlar. Aslında maliyet olarak da yani bir hasar görürse yapısal olmayan elemanlar mı? Ekonomik kayıplara da sebep olabiliyor. Sadece evler için düşünmeyelim bunları. Evet. Fabrikalar olabilir, sanayi tesisleri olabilir. Dolayısıyla sadece binanın sağlamlığı değil, bunun dışında yapısal olmayan bina içindeki ekipmanlar, bunlar havalandırmalar olabilir, mobilyalar olabilir, işte asansörler, giydirmeler, ışıklandırmalar, bunlar da risk oluşturabiliyor. Bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Hocam, yapısal gerekir. Olmayan elemanlara da, ekipmanlara da birazdan geleceğiz. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Haritayla devam edelim Şükrü Hocam, dilerseniz. Bir cümle ilave edebilir miyim? Belki katkı olabilir hocam. Tabii. Şimdi bir ülkenin yatırımlarının çoğunu özel şirketler yapıyor aslında. Devletler %35 kadarını yapar. %65'i hep özel teşebbüs tarafından yapılır. Dolayısıyla bu arada fabrikaların korunması da bu anlamda önemli. 2011'de Japonya'daki depremde ünlü bir otomobil firmasının zarar görmesi nedeniyle tedarik zinciri kırıldı. Bak, bu işsizlik demek, büyük kayıplar demek, ekonomik hezimet demek. Yani bu anlamda sadece 9 büyüklüğünde olan deprem. Evet, 9.1 mi? 9 diyelim ona. Hı hı. Yani biz sadece sivil vatandaşların olduğu binaları değil, aynı zamanda iş yerlerini de, okulları da, hastaneleri hastaneler, de konuşmak hastaneler gerekiyor. Hastaneler ve tabii iş yerleri çok. Mesela önemli. Hastane normal bir vatandaşın evinden 3 kat daha sağlam olmalı. Çünkü buralar hem kalabalık noktalar. Ya hastanelerin başka bir özelliği var. Hastanelerin kesinlikle depreme hazır olması lazım. Afet sonrası hizmet verecek durumlardan biri ve çalışıyor olması lazım. Van depreminde enteresan bir şey vardı, onu söyleyeyim. Van depreminde Erciyes Hastanesi'nin binada bir hasar olmadığı halde içerideki ekipmanların çalışamaz durumda olduğu için hastalar şehre gitmek zorunda taşındı. O da önemli. Hastanelerin İçerisindeki hazırlıklı olması aletleri gerekiyor özellikle. Tabii.
Bu eğitimleri biz biraz reklam olacak ama Türkiye Deprem Vakfı'nda, Kandilli'de ve AFAD'da veriyoruz ama Türkiye Deprem Vakfı bu eğitimleri veriyor. Ya evet. Halkımıza da buradan duyuralım. Hocam haritamız da ekranlara geldi. Şöyle evet. Baktığımızda Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzeydoğu Anadolu fay hattı ekranlara geliyor. Sol ve sağ tarafta. Şimdi Manisa ile devam edelim isterseniz. 22 tabii. Ocak'ta Manisa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birçok bölgeden de hissedildi. İstanbul'dan da hissedildi. Evet, bunun öyle. Sebebi neydi hocam? İstanbul'a kadar hissedilmesinin sebepleri arasında neler vardı? Tabii o iki faktörden dolayı geniş alanda hissedildi. Gerçi şey de şuradaki Sivrice depremi de Adana ile Bingöl arasında ve komşu Arap ülkelerinde de hissedilmiş. O da geniş bir alan. Bu demektir ki yaklaşık 600 kilometre çapında ki bir alanda hissedilmiş. Şurası Manisa. Bu depremler de yaklaşık şurada oldu ama bu genel doğu batıla değil. Şöyle bir kuzey güneye yakın doğrultuda bir şey var. Fay zonu var. Burada meydana geldi. Ama burasını işte ben yavaş deprem olabileceğini düşünüyorum. Sürekli de izliyorum. Yavaş neydi hocam yavaş, yavaş deprem? Ben bir kez daha hatırlatalım. Depremin saatler ve aylar içerisinde olması demek. Uzun uzun. Bu büyük bir depremin enerjisini de alabilir. Ama burada dikkat edin 5.4'ten sonra gelen ve fay zonunun güneyinde sürekli aktivite oldu ve 4'ten büyük deprem sayıları oldukça fazlaydı. Bir büyüklük aralığı ve, var mı hocam peki? Mesela 5'in 6 mıdır yavaş deprem yoksa öyle bir kıstas var mı? Yok yavaş deprem şudur. Yer kabuğunun ağır ağır kırılması olayı adı üzerinde. Yer kabuğunun ağır ağır kırılması saniyeler mertebesinde değil de saatler ya da aylar mertebesinde bunu izlemek gerekiyor. İzledik hakikaten bir 10-12 kilometre boyunca depremler sürekli ola geldi. Ve oranın ben şahsen rahatladığını düşündüm. Ama izlemek gerek. Bunlar kesin değil teorik yaklaşımlar. Yavaş deprem diye sadece ben söylemiyorum. Literatürde böyle bir kavram var. Bilimde böyle bir kavram tabii, var. Sessiz deprem, yavaş deprem. Klasik depremler de var. Mesela klasik depremlerde en büyük deprem Şili'de oldu. Kaç dakika sürdü biliyor musunuz? 10 dakika. 10 dakika. Evet. Tamam, tabii hissedilme süresinden bahsediyorsunuz değil mi? Kayıt süresiyle hissedilme süresi. Tabii hissedilme süresi. Ama şeyde de uzun tabii. Mesela ağır depremlerde 1 saat süren deprem var. Yine Şili'de. Kayıp süresidir o. Kayıplar ne durumda oluyor hocam peki orada? Kayıplar şeyde oluyor. Klasik depremlerde klasik oluyor. Depremler. Öbür depremler için bir kayıp söz konusu olmaz. Yani çatır 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 kırılan bir yer kabuğunda büyük bir hasar beklemek şey olmaz. Sadece yerdeki enerji saatler içinde ortaya çıkmış olur ama ani depremlerde düşünsenize 1999 depremi 45 saniye sürdü. 45 saniye herkese yıl gibi geldi ve uzun bir dönemdi. İşte bu yer kabuğunun ne kadar uzunlukta kırıldığına bağlı olarak. Mesela Erzincan depremini 1939'u örnek verdik. Kocaeli'nde 120 kilometre kırılırken Erzincan'da 350 kilometre falan. Yani bunun kat ve kat üzerinde. Dolayısıyla yırtılma uzunluğu bize bir anlamda süresini de gösterir. Yine Manisa'ya gelecek olursak hocam şimdi 5.4 demiştik. Evet. Yavaş deprem mi diyoruz 5.4 seviyesi büyüklüğünde olan depreme evet, Manisa'da bu, olan? Evet bu net resmi bir söylem değil. Sadece benim bu konudaki hissiyatımı dile getiriyorum. Bundan sonraki süreçte de zaten 5.1'de aktivite kuzeye kaydı. Kuzeyde aynı aktivite devam ediyor. Bu klasik Batı Anadolu'nun depremlerinden biraz farklı gibi görünüyor. Peki hocam bazı uzmanlar örnek veriyorum Manisa'da deprem meydana geldi. Oradaki fay kırılmasıyla beraber enerji transferi sağa ve sola doğrunun yayıldığını söylüyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Tabii tabii. Bu peki doğru. Bu büyüklüğe göre değişiyor mu? Şöyle bu Manisa depreminin olduğu gelen ve fay zonu zaten yanal atımlı öteleyen yer değiştiren bir fay. Dolayısıyla kırılan yer rahatlar. İki ucuna gerilim transfer eder. Bu 1999'da mesela Kocaeli depreminde Yalova ile Düzce arasında bir gerilim vardı. Nitekim 3 ay sonra Düzce'yi tercih etti. Kaldığı yerden devam etti. Bolu Dağı'na kadar olan kesim. 7.2'lik 40 kilometre boyunca bir enerjinin boşalmasına neden oldu. Şimdi yine Bolu'nun orada ve Yalova'nın orada bir enerji şeyi var, transferi var.
Bu doğrudur yani bir anlamda. Evet. Peki hocam, biraz önce enerji kuzeye doğru kaydı dediniz. Şöyle bir haritaya baktığımızda tam anlamıyla tehlikeli olan bölge hangi bölge diyebiliriz? Harita gösteriyor zaten. Evet, onu diyecektim. Yani sormanıza yani gerek yok. Bu anlamda kırmızı bölgelerin hepsi potansiyel. Evet, harita gösteriyor. Çok haklısınız, evet. Ama ya bu tarz sorular da çok fazla geliyor. Böyle şöyle bir baktığımızda genel itibariyle o zaman tehlikelidir diyebiliriz. Tabii mesela. %95'i ülkenin, değil mi? Yani araya giriyorum. Ben ona bir %100 diyorum çünkü. %95'i ülkenin şöyle, tehlikeli bölgeye giriyor. Altından fay geçmesi gerekmiyor bir yerleşim yerinin. Bir de uzak etki denilen bir etki var. Bazen mesela avcılar mutlaka biri birinden daha önemlidir yani. Yok, zeminden kaynaklı olarak bazen altında fay olmasa bile uzakta etkilenebiliyor. Avcılar 120 kilometre ilerideki Kocaeli depreminden etkilendi ve evleri yıkıldı. Ama orası tercihli olarak orası yıkıldı. Bunun pek çok yeraltı sebepleri var açısından. Bunu şunun için söylüyorum. Yani faya uzak da olsanız bazen etkilenirsiniz. Yapınız kötüyse, zemin kötüyse, deprem dalgalarını yansıtacak bir ortam varsa hasarlar meydana gelir. Yani bu sadece Türkiye'de değil. İşte 1985'te Meksiko City'de, evet. Japonya'da bunun örnekleri var. Hı hı. Dolayısıyla 96'ya, 92'ye şunun için karşı çıkıyorum. Herkes... Mesela Türkiye'nin %92'si deprem bölgesi diyor. Herkes kendini %8'e sokuyor. Biz %8 değiliz. Yani bizim tehlikemiz yok ki, bu yanlış bir yaklaşım. Hocam, şimdi kırmızı noktalar tehlikeli bölgeler olarak arz ettik. Şimdi Sivrice'de deprem oldu. Evet. Bu noktada yeni gösterilen, önem arz eden bölge Kahramanmaraş deniliyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Sizin de şu bölgeye dikkat çekiyorum dediğiniz bir bölge, bir il var mıdır? Sivrice'de 1875'te deprem olmuştu. Aşağı yukarı bir 140 yıllık tekrarlanmayla. Yerin arkadaşların söylemine göre, sahadaki arkadaşların 80 kilometrelik bir kısmının burada rahatladığı söyleniyor. Ama bu büyük 6 parça falan şey var Doğu Anadolu fayında. Hatay kısmı da tehlikeli. Hatay'da en büyük depremler 1822 ve Osmanlı dönemindeki 1872 depremi var. Orayla Maraş arasında sismik boşluklar var. Oralarda da aday yerler var ama bunun gibi Türkiye'de pek çok yer var. İşte Erzincan'ın doğusunda, işte Hatay civarlarında, mesela biraz önce Güneybatı Anadolu'yu söyledik. Evet. Oralar tehlikeli. Batı Anadolu'da her an her yerde deprem Peki, olabilecek kapasite rahatladı var. Rahatladı dediniz ya hocam. Rahatladı dediniz ya Sivrice. Şimdi rahatladı. 6.8 büyüklüğünde bir depremin olması önümüzdeki uzun yıllarda Sivrice'de bir deprem beklemiyoruz anlamına mı geliyor? Bravo, doğru yani atlama. Doğru. Sivrice'de en az bir 100 yıl daha gerilimin birikmesi gerekir ki tekrarlansın. Yani deprem olmayacak. Kırılan yerde bu 80 kilometrelik bir hatta en az 100 sene herhangi bir deprem Peki beklemeyiz. Hocam, aynı fay hattı üzerinde, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bu fay hattı hepsi, bütün iller aynı fay hattı üzerinde değil mi? Yani Sivrice'de 80-100 yıl deprem beklemiyoruz ama Kahramanmaraş'ta ya da Hatay'da niye bekliyoruz? Şöyle, o sağa sola yaydığı için aynı bu değil oturan. İşte. Biz fay segmenti derler. Ona fayın parçası. Yani bunlar parça parça doğada. Her parçanın da kendine göre kaderi var. Aynı insanlar gibi. Bir insan 50 yaşında ölür. Biri 110 yaşar. Yani depremlerde de öyle. Bazı depremler tekrarlanma aralıkları 500 yıldır. Bakın Sivrice'de 140 yılmış. İstanbul'da daha farklı. Bu olasılık hesaplarından zaten işte deprem yaklaştı diyoruz ya, bu depremi bildiğimizden değil. Tarihsel dönemler içerisindeki depremlerden ve gerilim durumlarından yola çıkarak bir yaklaşım yapılıyor. Bu %100 tutacak diye bir şey yok ama genel olarak doğrudur. Çünkü hem sahada çalışan arkadaşlar var, hem sismologlar var, tarihsel depremleri bilenler var. Hesap yaptıklarında bu aralıklar yaklaşık çıkıyor. Ve büyük ihtimalle de tutuyor zaten. Hocam, hem Doğu Anadolu hem de Kuzey Anadolu hayatını birazdan devam edelim konuşmaya. Bir yapısal olmayan şeylere bakalım. O konuyu da konuşacaksemiştik. Yani, neler yapabiliriz, nasıl önlemler alabiliriz? Slaytlar yollamıştınız. O slaytlar üzerinden de devam edebiliriz. Slaytlar üzerinden de barkonun önüne çıkıp anlatabiliriz. Slaytlar da gelebilir arkadaşlar. Şöyle bir slaytlarıma da bakmak istiyorum. Evet, buradan zannediyorum başlayabiliriz. Ne dersiniz? Yani, ya da sizin istediğiniz bir slayt varsa o slayt da gelebilir. Yapısal normal, olmayan tehlikeli azaltmak. Normal evinizde veya işte iş yerinizde
ağır mobilya eşyalarınızı sabitleyeceğiniz aparatları gösteriyor bu. Evet hocam, önce isterseniz bir çıkalım şöyle bir malzemelere yani, bakalım. Ne bu malzemeler? Çıksak bile çok fazla şey yok. Bunlar biliyorsunuz ahşaplar için geçerli L profiller. Fakat burada önemli olan ağır eşyalarınızın ağırlığına uygun aparat seçiyor olmanız lazım. Eğer yanlış bir aparat seçerseniz, diyelim ki çok ağır bir gardıroba çok ince bir L profil kullanırsanız, yine amacınıza ulaşmamış olursunuz. Dolayısıyla bizim hazırladığımız kitapçıklarda hangi ağırlığa, hangi L profili, hangi sabitleme elemanı kullanacağınızı şey yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Var burada, ben size buradan da gösterebilirim. Evet lütfen, olur hocam. Doğru sabitleme oldukça önemli. Bakın ben size şuradan aslında gösterebilirim. Hangi ağırlığa, hangi ekipmanı kullanabileceğimizi de görecektir. Buradan yani arkadaşlarımız verdiğimiz eğitimlerde bunları dağıtıyoruz aslında biz. L profilleri ona göre kullanıyoruz. Mesela çok ağır mobilyalarınız için çok daha farklı L profili kullanmanız lazım. Beyaz eşyalar için dokuma kayışlar kullanmak lazım. Geniş dokuma kayışlar önemli. Bunun dışında başka videolarımız da vardı. Belki onlardan da şey yapabiliriz. Kaydırmaz örtüler var. Bilgisayarlar ve şeyler için yine dokuma kayışlar. Hepsi için ayrı ayrı ekipmanlar var ama burada çok onların detayına girmektense aslında bana kalırsa şu şeyi, mesajı verelim. Tabii. Ağır eşyalarınızı sabitleyin. Bu sabitlemeyi de aldığınız eşyanın aslında ağırlığına bağlı olarak aldığınız yerden bunu sorun. Sonra hangi ekipmanlarla sabitleyeceğiz? Eğer bu konuda bilgi sahibi değillerse de yani bu konuda eğitim almaları gerekiyor. O görüntülerde hocam geliyor ekranlarında. Yani siz de varsınız bu bakın görüntülerde. Bakın bunu biz bir Avrupa Birliği projesiydi. C-Smile diye bir proje yaptık. Bu proje kapsamında 7 ülke, Yunanistan, İspanya, Bulgaristan, Romanya, İtalya ve Türkiye. Buna bir de biz Japonları da kattık. Onların bilgilerinden faydalanalım diye bir de Japonlar vardı. Bir e-learning program geliştirdik. Yani uzaktan eğitim programı geliştirdik. Bunun maksadı da mobilya sektöründe çalışan elemanların eğitimiydi. Yani bu yapısal olmayan elemanların ne kadar önemli olduğunu, sabitlemeyi yaparken mobilya sektöründe çalışan arkadaşlar, hem imalatında hem de montajında çalışan arkadaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesi için bir eğitim programı geliştirdik. Ve Avrupa Birliği projesi de çok da başarılıydı. Onun sonucunda da aslında bir kitapçık geliştirdik. İşte şu elinizdeki kitapçığın benzeri bir kitapçık ve eğitim programlarını 7 ülkede 7 dilde kitapçıklar geliştirerek böyle bir çalışma yapmıştık. Çok da önemli. Bunları yaygınlaştırmak lazım. Sadece mobilya sektörü için değil, işte vatandaşlar için, sanayi tesisleri için, hastaneler için, bunlar için farklı önlemler alınması gerekiyor. Evet, mesela bir hastaneyi düşünürseniz, hastanede sadece hasta odaları değil, bu hastanenin UPS odaları var, jeneratörleri var, ondan sonra asansörleri var, altta gaz odaları olabilir, üst katlarda veya çatılarda gaz tankları olabilir. Bunların hepsi risk oluşturabiliyor. Bunlar için tek tek bir plan yapıp bunların giderilmesi gerekiyor. Evet, depremlerden korkuyoruz, kaygılanıyoruz. Binalar kadar yapısal olmayan elemanlar da önemli diyebiliriz. Hatta en önemlilerin başında geliyor diyebiliriz. Çünkü bunlar son zamanlarda Elazığ, mesela Elazığ hastanesi galiba değil mi? Altına izolatör konduğu için, sismik izolatör konduğu için hasar görmedi. Aslında son zamanlarda aslında 100 yataklı hastanelere izolatör konuyor ve aslında bu problemi kökten hallediyorlar. Çünkü gelen deprem hareketini izolatörler sönümlendirdiği için yukarıdaki eşyalara ve işte binaya herhangi bir şey olmuyor. Dolayısıyla hasar görmüyor. Aslında izolatörler, yani sönümlendiriciler son teknoloji, fakat çok kesin bir çözüm ve de çok iyi sonuçlar veriyor. Hocam şimdi depremleri aslında yaşıyoruz. Affedersiniz. Tabii. Aslında farkında olmadan risk azaltmayı konuşuyoruz yani. Yani afet ortaya çıktıktan sonra müdahaleyi değil de bu tehlikeye karşısında kayıplarımız ne olur?
Bunları azaltmak için ne yapabiliriz? İşte risk azaltmanın yani temel şeyleri. Hepsi çok önemli hocam. Evet. Öncesini, o anı ve sonrasını evet. da hepsini detaylı bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Hocamız faylardan bahsetti. Evet. Ülkenin aktif ülke olduğundan bahsetti. Bu aslında bir tehlike. Tehlikeyi değiştiremediğimizi biliyorsunuz. Çünkü tehlike bir doğal olay. Ve doğal olay olduğu için de bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani fayı şuradan alıp bu tarafa koyma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla olası risklerimizi biliyor olmamız lazım. Ve o risklerin azaltılması da işte bu anlattığımız işte bina riski, içerideki ekipman riski, işte bunları azaltırsak can kayıplarını ve mali kayıpları öneririz. Evet. Artık gönüllülükleri arttırma dediğimiz şey işte yani bunlar... İlk yardım öğrenmeli her genç diyoruz işte evet, şeylerden. Evet onu unuttum ya ben onu da söyleriz yani, tabii. Yani ilk 72 saat için aslında kişisel becerileri geliştirmek lazım. Mesela size soruyorum ben. İlk 72 saatte bir deprem olduğunda bir yangın eğitimi veya bir ilk yardım eğitiminiz var mı? Sizin? Hocam yok şimdi yalan söylemeyeyim. Ya o bakıcı yani, var. Evet. Deprem anında ilk büyük bir yardım edeceğiniz, yardım alacağınız kişinin en yakınınızdaki evet. kişi veya ilk yardım edeceğiniz kişinin ya komşularınız ya aile bireyleriniz. Tabii, tabii. Dolayısıyla kişisel becerilerinizi geliştirin. Yani bunlar ne olabilir? Hı-hı. Yangın söndürme olabilir, yalıtım eğitimi olabilir, arama kurtarma eğitimi olabilir. Tabii. Bunları biz eğitimlerimizde öneriyoruz. Bu şekilde yani, eğitimleri de almak lazım, haklısınız. Eğitimleri alın çünkü ilk 72 evet, saatte size önemli. Kimse yardım etmiyor. Evet. Evet. Hocam, yani kendi başınıza kalın. Yeri gelmişken o zaman... Hemen AFAD'ı söyleyecektim evet, ben de. AFAD yeleği giyiyorum evet, son günlerde evet. programlarda çünkü gençlere... Ben başta soracaktım size biraz merak edilsin diye sormadım. Okey tamam ben aslında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin evet. öğretim üyesiyim. AFAD mensubu değilim ama AFAD'a destek olsun ve farkındalık artsın diye... AFAD yeleği giyiyorum çünkü gönüllülük esas hocamın söylediği gibi afette size müdahale ekiplere gelene kadar kendi kendinize yetecek evet. gücünüz hatta yanımızdakilere de destek olabilecek destek bir gücünüz gerekiyor. Bu önemli bir şey. Herkesin şurayı yanlış biliyor olabilirler. Gönüllü olduğun zaman arama kurtarmacı olursun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O bir tanesi. Evet. Afetin öncesinde, sırasında, sonrasında çalışacak çeşitli gruplar var. İşte medikal gruplar var, psikososyal gruplar var, yiyecek veya ilaç işlerinde çalışabilirsiniz. Birçok alanda yardımcı tabii, olunabilir. Tabii müdahale ekiplerine bakabilirsiniz ve çok basit bu. AFAD'ın sayfasından girip gönüllülük.afad.gov.tr'ye girdiğinizde bunu da bu şekilde izah size mesaj geliyor. Ondan sonra başvuruyorsunuz. Uygun saatlerinizde bu eğitimleri alıyorsunuz. Ve her Türk gencinin ilk yardımı ve bu tür şeyleri bilmesi gerek. Biz sadece deprem değil her an selle de karşılaşabiliriz. Tabii afetler. Evet. Afetlere karşı afetlere nasıl davranmamız gerektiğini. Başka bir soru daha soracağım. Mesela yangın söndürme de çok önemli. Depremlerden sonra bir kere yangınlar çıkıyor. Hı-hı. Yangın için de önlem almak lazım. Evlerde mesela yangın söndürücü evet. öneriyoruz. Mesela evinizde yangın söndürücü. Evet. En azından o varmış evet, yani. Var. O çok güzel. Ama diğeri, öbür önemlilerimizi... Diğeri hocam bulunuyor mu diye sormadınız. En azından binada, değil. Zaten bir kere sorduğunuz binada, o da var. Yaptığınız şey için nasıl böyle var diye sağlam biliyorsunuz. Sağlam binada oturuyorsunuz. Keşke hepsinde... Evet. Hocam biraz öncekine de esasen söyleyecektim de hocam o kadar iddialı sordu ki yani şey yapmayayım. Şişe yapıyorum. Şişe soruyorum. Sağlam binada evet. oturuyorsunuz. Evet. Ağır eşyalarınızı sabitliyorsunuz. Deprem anında doğru davranışı öğreniyorsunuz ve tatbikatlar yapıyorsunuz. Onun arkasından da işte ilk hocam aslına 72 bakarsanız, saat için becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Ben esasen en başta da söyledim ya sordum ya sizlere hani teorik olarak evet bir şeyleri yapıyoruz. Bu dediklerinizi yapmaya çalışıyoruz. Belki de yüzdelik bazda bakmış olduğumuzda çok da fazla yüzdeliğimiz çok yüksek değildir ama elimizden geldiğince yapıyoruz. Ancak o an o panik o korku bizi o korku, sona götürebiliyor. Tatbikatlar... Yani şöyle bilgi sahibi olmadığınız şeyden korkarsınız. Hı hı. Bunu başka kimisinde de yani hani bu korku kelimesi heyecanı. Çok kullanılıyor. Onu biraz açmamız gerekiyor. Aslında sevgi, korku çok fonksiyonel bir şey, hı hı. insani bir şey. Ama korku düzeyinizi, kaygı düzeyinizi çok yükselttiğiniz zaman o tehlikeli. Korkuyu evet. şu şekilde yani. Azaltabilirsiniz. İşte dediğim gibi tatbikatlarla tabii, olayı bilerek. Bilerek yani aslında siz depremi bilmediğiniz için korkuyorsunuz. Yani depremin ne olduğunu, nasıl geliştiğini, ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz an aslında o korku azalıyor ve işte o deprem anındaki davranışınız değişiyor. Mesela o balkonlardan atlayanlar hatırlayın Çanakkale'de 300 kişi, 304 kişi balkondan atlamış. Çok ciddi bir rakam. Neden? Çünkü bilmiyor. Korktuğu için korktuğunuz için kaçıyorsunuz.
Yani bu olaydan kaçıyorsunuz. Halbuki olayı biliyor olsanız. Bazı bir görüntüleri de takip etmiştik. Tam binanın yıkılmasını bekliyor. Yıkılırken atlıyor. Evet. Hani ama kurtulabileceğini düşünüyor zannediyor. Ama halbuki tutun yapsa, bulunduğu anında dursa yaralanmayacak ve herhangi bir şey olmayacak. Ama işte korkuyor, balkondan atlayıp yaralanıyor. Dolayısıyla bilgi sahibi olmak çok önemli. İşte bunun için de bilinçlendirme eğitimlerinin çoğalması lazım. Hocam şimdi yapısal olmayan elemanlara baktığımızda duvara sabitlememiz gerektiğini birçok eşyamızı söyledik. Ancak toplum olarak da evimizdeki eşyaları değiştirmeyi seven bir milletiz. Bu noktada evet depremler oluyor, konuşuyoruz. Açılışta da söyledim, yaklaşık 5-6 aydır gündemimizi işgal ediyor. Son 2 haftadır da oldukça kendisini hatırlatıyor depremler. Bu süre zarfı içerisinde evet korkuyoruz, yapmayacağız diyoruz ya da işte sabitliyoruz. Belki de 5-6 ay deprem aralığı olsa olmasa yine zevkimize düşkün olacağımızdan ötürü hani eşyalarımızı değiştirme olayına gireceğiz ve yine o önlemlerden kendimizi alıkoyacağız. Şimdi bakın, afet planı yapın dedik ve bu afet planının içinde tatbikatlar da var. Bu tatbikatları sık sık yenilemek gerekiyor ki unutmayasınız ve unutmayıp da bu önlemleri almanız için. Eğer bu tatbikatları yapıyor olsanız, bunları o yer değiştirirken doğru değiştirme yapıp doğru bir şekilde sabitleyebilirsiniz veya işte önlem alabilirsiniz. Dolayısıyla tatbikat ve olayın refleks haline getirmek deprem anı için çok önemli. Evet, bizzat tekrarlamak gerekiyor. Yani bir bisiklete binmeyi tarif ederek öğrenebilir misiniz? Olmaz. Üstüne çıkacaksınız. Uygulamayı yapmak gerekiyor. Yani. Yapmak gerekiyor. Evet. Hocam dilerseniz yine harita üzerinden devam edelim. Şimdi Doğu Anadolu fayı için suskun deniliyordu. Uzun zamandır deprem olmadığı için. Biraz önce siz de 140 senedir deprem gelmemişti bu noktada dediniz. Evet. Şimdi uyandı diyebiliyoruz herhalde, zannediyorum. Bir rahatlama da yaşadı. Kuzey Anadolu fay hattı içinde böyle bir şey söylemek mümkün mü? O 1939 ile 1999 aralığında 7 büyük, 7'den fazla büyük deprem olmuştu. Evet. 99'dan bu yana bir geçtiğimiz aylarda 5.8 büyüklüğünde bir deprem İstanbul Silivri tarafında gerçekleşti. Aynı yorumu Kuzey Anadolu fay hattı içinde yapılabilir mi? Şimdi bu uyanış bazen çok yanlış anlaşılıyor. İşte Doğu Anadolu fayının tamamı hareket ediyor. Kuzey Anadolu fayının tamamı hareket ediyor ki bu yanlış. Mesela açıklık getirelim o zaman. Açıklık getirelim hemen. Mesela Kuzey Anadolu fayı için ne diyoruz? 1400 kilometre. Yani bir yerde hareket başlamışsa 1400 kilometrenin bütün hepsine üzerinde değil. Olmaz. Biraz önce söyledim, bunlar parça parça. Her parçanın da deprem oluşturma tekrarlanma aralıkları farklı. Mesela Sivrice'deki depremin tekrarlanma aralığı dolmuştu. O yüzden günler öncesinden, yıllar öncesinden diyorduk ki Doğu Anadolu'da bir suskunluk var. Hayra alamet değil. Deprem olabilir diyorduk. Sismik boşluklar var diyorduk. Bunu sadece oturduğumuz masadan söylemiyoruz. Elbette bir araştırma sonucunda bunlar. Tabii sahada arkadaşlarımız var. Şu anda da var. Bir ekipler var. Hocam şöyle diyebiliriz aslında. Türkiye'de aşağı yukarı 8-10 yılda bir büyük bir deprem, yıkıcı bir deprem oluyor. Yani illa hani hangi fayda olmuş, ne olmuş, aslında ondan ziyade bunu konuşmak lazım. Aşağı yukarı 8-10 yılda bir yıkıcı, bir bizi etkileyen bir deprem oluyor. Dolayısıyla bunun için ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hazırlık üzerinde durmamız gerekiyor. Hazırlık içerisinde olmak lazım. Hocam şöyle, şimdi 5.8 depreminden bahsettik. Manisa'da 5.4 depreminden bahsettik. Daha fazla bölgede hissedildiğine değindik. Şimdi biraz önce siz Kahramanmaraş'a değindiniz. Hatay'da aynı şekilde. Hatay'a değindiniz. Şimdi uzun bir faydan bahsediyoruz. Bütün fay etkilenmiyor dediniz. Şunu sormak istiyorum. Fay kırıldıktan sonra yeni bir fay oluşumu gerçekleşiyor mu? Şöyle, bu da yani olabilir. Bu yüzyıllar öncesinden gelen fay aynı fay mı, yani aynı faydan mı genel bahsediyoruz? Olarak, çünkü 1800'lü yıllardaki depremlerden bahsediyoruz. 1900'lü yıllardaki ve 2000'li yıllardaki depremlerden bahsetmeye başladık. Yani bu noktada insanın aklında bahsettiğimiz fay her yüzyıldaki ya da her senedeki aynı fayla aynısı mı diye geliyor. Doğru. Bizim yaşadığımız sürede bunlar çok değişiyor gibi görünmese de bunlar değişiyor aslında. Yani bunların süreçleri, mesela bu modeli oluşturan süreç aşağı yukarı 15 milyon seneden beri Türkiye'yi şekillendiren süreç. Çok yaşlı süreçler var da yani henüz günümüzdeki olayların temeli orada atılmış. Ama binli süreler içerisinde bile faylarda değişmeler olabilir. Yani yeni faylar, çünkü bu bir süreç. Bu süreçler içerisinde tercihleri bazen değişebilir.
Fakat biz kabaca kendi ömürlerimizde ya da bildiğimiz noktaları arttırdık. Biraz önce söyledim ya, bu sayı 150'den 480'e çıktı. Hı hı. Ama o 480 yeni olan değil. Bizim göremediğimiz, araştırarak belki olduğumuz... Belki de yıllar sonra farklı bir boyutunu da göreceğiz yani. Gayet tabii. Bir de şu tehlike var. Bazı depremlerin mesela 1000 yılda bir tekrarlanıyorsa, büyük bir depremse, depremle burayı bilmiyoruz. Çünkü ailesi olarak mikro deprem üretmemişse oradan şüphelenmiyoruz. Mutlaka bir ipucu vermesi gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı. Mesela bazı yerler için söyleyebiliriz. İşte Ankara'da 4,5 oldu. Şüphelenmedik çünkü sahada şey yok. Belirgin uzun bir fay yok. Şile'de 3,1 oldu. Çok büyük kaygı duymadık. Bildiğimiz kadarıyla orada bir şey yoktu. Dolayısıyla o hiç olmayacağı anlamı taşımaz tabii. Şimdi, sanıyorum olmuş bir yerde tekrar bir daha bir fay hattı üzerinde deprem olur mu gibi bir soru mu soruyorsunuz? Öyle mi anladım? Hayır, veya fay bir daha? Hayır, fay bir daha oluşuyor mu? Yani yüzyıllar öncesinden itibaren faylardan bahsediyoruz, depremlerden bahsediyoruz. Hocam dedi Kuzey Anadolu fay hattında işte 1800'lü yıllarda şu kadar deprem oldu. Özellikle işte 1800'lü yıllarda Doğu Anadolu fay hattında oldu. Belli dönemde Doğu Anadolu fay hattı suskundu dedi. Bununla beraber işte 1939'da 1999 yılları arasında 7 büyüklüğünde 7 tane deprem olduğundan bahsettik. Hani kırılıyor faylar, deprem oluyor. Bir enerji boşalması yaşanıyor ve enerji transferi yaşanıyor sağına ve soluna doğru. Ve bu kırıldıktan sonra fay, hani yıllar geçtikten sonra yeniden orada bir fay mı oluşuyor demeye çalıştım. 1939 depreminde Erzincan'da var. Sonra 1992'de yine var. O aralıkta zaten yani, 7 depremden evet, bahsettim. 92'de var. Erzincan tabii daha büyük. Evet. Öbürü yüzey fayı vermedi. Şeyde şimdi bakın 1900'den bu yana 7'nin üzerinde yaklaşık 33 yaklaşık değil, sayı da belli. 33 depremimiz var. Yaklaşık da 90 bin hayatını kaybeden vatandaşımız var. Yani bizim fayın nereden geçtiği, fayın ne olduğunu açıkçası tamam yani olası risklerin nerede olduğunu tabii ki konuşacağız ama esas konuşmamız gereken yani faydan ziyade nasıl önlem alırız, hocam, ne yaparız? Bunları evet, konuşmamız bunları gerekiyor. Bunları da konuşuyoruz zaten hocam. Onu da konuşacağız ama şimdi nerede tabii. olacağını öngörmeden de... Hem o konuşulacak hem o konuşulacak. Şöyle öngörü biraz tabii bekliyoruz. Mesela Marmara depremi, Marmara'nın içinde büyük bir deprem. Tabii ki bekleniyor. Bekleniyor hocam ama şimdi insanlar da merak ediyor. Merak ettiği için de cevabını öğrenmek istiyor. Fayın altını merak ediyor. Hani neden olduğunu da esasen merak ediyor. Çünkü evet. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Son 6 aydır gündemimizde özellikle dedik. Niye o zaman önceki 6 ayda gündemimizde bu kadar değildi diye soru geliyor insanın aslında ister istemez. Aslında gündemimizde olması gerekir. Dediğimiz gibi günde 60 depremimiz var. Evet. Değil mi? Günde 60 depremimiz var ama hissetmiyoruz işte o 60 depremi anladığım kadarıyla. Çünkü hani bu kadar büyük reaksiyon vermiyor çünkü. Doğrusu aslında farkındalık 1999'dan sonra arttı. Yani bir milat gibi oldu. Çünkü eskiden hep böyle 10 saniye olurdu, yatardık, uyurduk. Evet. 99 depreminden sonra da. Tabii bir stres taşınımını çok dile getiriyoruz. Yani Silivri ile Yalova arasındaki kısmın kırılmadığını biliyoruz. İşte tek parçalı, çok parçalı tartışmalar oldu biliyorsunuz. Mesela Silivri'de 5,8 olunca kaygı duyuyoruz dedik. Niye? Çünkü 1912 depreminin ucu yaklaşık oralara kadar geliyor. Oradan sonra devam etmesi gerekir. Acaba bu 5,8'den sonra daha büyüğü gelir mi diye bir kaygı duydu yer bilimciler. Bu kaygımız hala devam ediyor tabii. Çünkü iki şeyi biliyoruz Marmara'da. Bir tarafta 1912 var. 1999'da İzmit Körfezi'nde var. Arada boşluk var. Birleşmeyen kesim var burada. Deprem olacak. Bizi korkutan kısım evet, oldu. Bunun için de çok uzman olmak gerekmiyor. Çünkü tarihsel dönemler içerisinde burada çeşitli depremler olduğunu biliyoruz. Hatta bir yıl içerisinde iki tane 7'den büyük deprem oluşturma kapasitesi var şeyin Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu fayının. Bunu şeyde yaşadık 99'da. İki deprem var. Geçmişte de var. 1766 depremleri mesela. Bir yıl içinde iki tane 7'den büyük deprem. Dolayısıyla hani biraz önce stres tetiklemesi diyoruz. Öyle durumlar da olabiliyor. Tabii yerle bir mukaveleniz yok. Ama bu bilimsel sezgilerinizi de paylaşmak zorundasınız. Çünkü
yöneticilerimiz, karar vericiler buna bu şekilde hazırlanmaları gerekiyor. Evet hocam, aslına bakarsanız siz çok haklısınız. Doğru. Öncesinde o anda sonrasında neler yapılması gerektiğini konuşmamız lazım. Önlem konusunda konuşmamız lazım. Nasıl bunu en aza indirgeyebiliriz, bunu konuşmamız lazım ama dediğim gibi fay konusunu da ve nasıl olduğu da merak ediliyor. Affınıza sığınarak bu sorulara da cevaplar bulmaya çalışacağız. Bir tekrardan haritamız gelsin ekranlara. O noktada faylara bir kez daha bakalım. Şu soruyla da devam etmek istiyorum. Şimdi uyuyan faydan bahsettik. Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattından bahsettik. Bu iki fayın benzer özellikleri var mı hocam? Yani birbirlerinden rol alabiliyorlar mı? Kuzey Anadolu fayı bir defa ikisi tam tersi yönünde değil mi? İkisi de yan atımlı ama biri sağ yönlü. Evet. Biri sol yönlü. İkisi de tehlikeli depremler oluşturur. İkisi de Batı Anadolu'dan farklı depremler oluşturur. Evet, ben o zaman diğer kalan zonları da söyleyeyim. Tabii. Bir de Doğu Anadolu'nun güneyinde bindirme zonu var. Ne zonu var hocam? Bindirme zonu var. İki kıtanın üzerine bindirdi. Mesela şurası Doğu Anadolu fayı ya. Bunun hemen güneyinde de şöyle bir yay var. Evet. Biz buna Bitlis-Pötürge bindirme hattı diyoruz. Bu nedir biliyor musunuz? Anadolu'nun Afrika'nın üzerine bindirdiği yer. Bakın şurada bir sarı bölge var, görüyor musunuz? Evet hocam. Bu aslında Arap kıtasının parçası. Bizim Anadolu'nun parçası değil. Hani bu şuna da cevap aslında. Vatandaşlar hep konuşurlar, derler ki ya Araplarda petrol var, bizde yok. Niye acaba? İşte buluyorlar, çıkarmıyorlar. Bizde petrollü, stabil, faysız bölgenin tek devamı şurası. Oradan sonra hep faylı. Yani varsa bile kaçmış. Petrolün bir göçü diye bir olay var. Petrol yerinde durmaz. Bir göç olayı var. Daha güneyde fazla. Biz şu bölgede bize yetecek kadar bulursak bu iyi. Yani bizden saklamaları mümkün değil. Türk yer bilimciler petrol üzerinde de dünya çapında, dünyanın her yerinde araştırma yapabilecek kapasitede insanlar. Evet hocam, Ege'ye baktığımızda şöyle Ege tarafında faylar daha ufak diyebilir miyiz? Parça parça halinde mi? Evet, biraz daha devamsız. Birbirine paralel doğu batı yönünde şey olmuş. Burayı da şöyle biliyoruz. Elbette 50 yıldan beri aletsel dönem var. Aletsel dönemi ölçebiliyoruz artık depremleri ama şöyle bir şeyimiz daha var elimizde, veri. Burası medeniyetin beşiği, kentler var burada. Hepsinin kayıtları var. Limanların yıkıldığı, şehirlerin yıkıldığı ve kıyısal değişimlerin olduğu, işte Efes'e ve kıyılar o kadar değişmiş ki bazı kıyı şehirleri kilometrelerce şehrin içinde, karanın içinde kalmış. Bunun bir kısmı depremle, bir kısmı da küresel iklim değişimiyle deniz seviyesinin yükselmesiyle olmuş. O kadar hikayeler var ki bu şimdi şeyin içerisinde. Şimdi oradaki mekanizma değişik tabi. Orada normal faylanmalar ve horsuk ve graben dediğimiz şu şekilde yer değiştirme farklı. Aşağı yukarı mı yer değişiyor? Evet, horsuk graben dediğimiz işte çöküntü havzalarına biz graben diyoruz. Ben onu pek kullanmıyorum. Vatandaşlar belki anlamaz diye. Tamam. Dağlık kesimlerde horsuk dediğim şeyler, ovayla dağlar arasında normal faylar var. İşte Batı Anadolu'daki depremler bu normal fayların çökmesi ya da yükselmesi şeklinde meydana geliyor depremler. Evet. Kıyılarda bu anlamda zaman içinde değişiyor. Yani Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay hattından farklı bir mekanizma var. Evet. Tekrardan burada bindirme hattı var demiştik. Bir de farklı bir bölge olarak Marmaris açıklarındaki depremin mekanizması da farklı. Bakın kaç tane saydık? Bitlis, Bötürge, bindirme hattı. Bu mekanizmalar birbirini etkiliyor mu peki hocam? Şöyle, birbirini çok etkilediği söylenemez. Mesela buradaki mekanizma İstanbul depremini tetiklemez. Hep bu sorulur mesela. Peki fayın devamı tetikliyor mu? Yani örnek vermek gerekirse şimdi Elazığ'da deprem oldu. Akabinde İran tarafında da deprem oldu. Ve şu söylenti çıktı yani. Elazığ depremi İran'daki depremi tetikledi. Yani bu birazcık ütopik bir şey mi yoksa? Başka bir şey daha söylendi. İran'daki depremi Amerika'nın yaptığı gibi bir şey söylendi. Buna hocam da gülmesinin çok haklı sebebi var. Çünkü biz yapay depremleri sismografta hemen tanırız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu harp konusunu da lütfen söyleyin. Lütfen hocam siz buyurun. Yani onun için o söylentilerin doğru olmadığını biraz açıklasak buyurun iyi hocam, olur. Buyurun hocam, hep beraber sohbet edeceğiz. Şöyle mesela dünyada bir sismik ağ var. Bizde de 1000'in üzerinde değil mi hocam, öyle hatırlıyorum. 1000'in üzerinde şey var, sismograf var.
her gün dünyanın nabzını dinliyor. Sadece Türkiye'yi de her yeri dinliyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde nükleer bir deneme yapıldığı zaman gizli yapılamaz. Kaydediyoruz. Hemen kaydediyoruz. Yani Kore yaptı mesela 6'ya yakın büyüklükte bir deprem oldu. Evet. Fakat bu tür depremler klasik depremlerden farklı davranıyor. O zaman doğal depremlerle yapay depremleri anlayabiliyoruz. Yani hemen anlaşılıyor. Kayıt üzerindeki görüntülerinden takip edebiliyoruz. Bir sismolog olarak yani nasıl doktorlar kalp elektrosuna bakıp sizin için bir yorum yapabiliyorsa o gördüğümüz sinyalden de biz onun deprem mi, patlatma mı veya işte bir dinamit patlatması mı, bir kamyon mu geçmiş onu anlayabiliyoruz. Evet, o yüzden komple teorilerine bu cevaptır hocamın cevabı. Evet, buradan da duyurulur. Ha yani işte önemli bir konu çünkü kesinlikle. Vatandaş 99 için de söylendi değil mi hocam? Deprem üretilme üretebilir mi? İnsan eliyle deprem üretilir mi? Tabii depremler arttıkça insanların aklına da sorular gelmeye başlıyor. Ama şöyle yapay depremler var, onu da söyleyeyim. O ayrı onu ama büyük baraj gövdeleri mesela su biriktirdiği zaman yer kabuğundaki dengeleri bozduğu için burada sistematik yapılan ölçümlerde çok yüksek değil ama bazı depremler oluşturduğu ortaya kondu. Mesela yine bilimsel makalelerin bazılarında küresel iklim değişimi oluyor ya, kıtaların üzerinde binlerce metrelik buzullar var. Mesela buzullar erirse diyorlar, dünyadaki levha tektoniği dediğimiz hareketleri etkileyebilir. İşte volkanlar, depremler etkilenebilir gibi yaklaşımlar var. Ama nereyi ne şekilde etkiler değil. Genel bir söylem içerisinde bunlar olabilir. Ama yapay depremler yani insan gücüyle yapay depremler teorik olarak elbette konuşulur ama uygulaması dünyada yoktur. Evet hocam, paylar üzerinde, harita üzerinde konuşmaya birazdan devam edelim. Hemen önlemlerle yine programımıza devam edelim. Şimdi önlemleri konuştuk. Oldu deprem, sona erdi. Bir de şöyle bilgileri biliyoruz. Evden çıkarken binamız yıkılmadı. Çok şükür sapasağlamız. Yangın çıkmaması adına doğalgazımızı, elektriğimizi kapatmamız gerekiyor zannediyorum. Evet. Bu konuya da biraz açıklık getirelim, masaya yatıralım. Şimdi afet planı içinde hazırlık yaparken elektrik şalterleri nereden kapalıyor, işte doğalgaz vanamız nereden kapalıyor? Bunları zaten önceden yerini biliyor olmamız lazım. Bu planın içinde var. Binada deprem oldu, çök kapan tutu yaptık. Depremin geçmesini bekledik, etrafımızı kontrol ettik. Ondan sonra bir şey yoksa doğal gaz vanalarımızı ve işte elektrik şartelimizi kapatıp etrafı kontrol ediyoruz. Eğer mümkünse pencereleri açıyoruz. Belki doğal gaz vanasını kapatmış olsanız bile borularda belki bir kırıklık olabilir. O bir tehlike olabilir. Deprem çantanızı alıp dışarı çıkıyorsunuz. Tabii bu arada o hazırlık içinde yani o planı yaparken bir de tabii deprem yani ilk yardım kiti diye bir şey hazırlıyoruz. Yani buna biz deprem çantası diyoruz. Ona da gelelim hocam, onu da açalım. Hep konuşuluyor, hep deprem çantası diyoruz. Kimimiz belki de ne işe yaradığını bilmiyoruz. Depremden sonra mı kullanacağız, yıkıldıktan sonra içeride mi, aşağıda mı? Afet ve acil durum çantası da diyelim. Afet ve acil durum çantası demek belki daha doğru olur. Deprem çantası hazırlıyoruz. Onun içinde neler var onu anlatırım ama şeyi unuttum Şükrü Hocam. Planın içinde bir kere bölge dışı arama mı? Bölge dışı kontak kişisi. Evet. Şey yapmamız lazım. Genel itibariyle bir de bölge dışında bir akrabamız ya da tanıdığımız olması yani lazım. Yani onu unuttum bakın. Onun sebebi de herhalde zannediyorum aynı bölgede çekmez ya da işte kontak kurulamama mı sebebi mi? Hayır, hatları meşgul etmemek. Bir bölge dışı kontak kişisi plan içinde aile bireyleriyle karar vereceksiniz. Diyelim ki sizin ailenizin bir bireyi veya yakınınız işte İzmir'de oturuyor. Onu bütün aile bireyleri bilecek. İşte İzmir'deki havam benim bölge dışı kontak kişim. Deprem anında farklı yerlerde olduğunuz zaman telefonları, afet bölgesindeki telefonları ve başkent telefonlarını meşgul etmemek için. Yani Ankara'nın dışında olacak o bölge dışı bağlantı kişisi. Deprem olduğu bölgenin dışında bir tanıdığımızı, akrabamızı aramalıyız. Afet planı içinde belirlediğiniz bir aile bireyinizi bölge dışı bağlantı kişisi olarak belirliyorsunuz. Bunu dünyada Amerika, Japonya uyguluyor. Bunun amacı da telefonları meşgul etmemek. Afet durumunda gerçekten ihtiyacı olanlar afette o hattı kullansınlar. Siz o bölge dışı bağlantı daha kolay ulaşılabilsin diye insanlara bilgiyi veriyorsunuz. Diyelim ki halanıza haber verdiniz. Evin babası diyelim. Halasına, halaya haber veriyor.
öbür bireyi de merak ederse o da o halaya. Yani aslında kontak kişisi o bölge dışı bağlantı kişisi oluyor. Böyle bir şey var, özellik var. Onun dışında unuttuğum ne vardı hocam? Hocam yani, deprem çantasına deprem çantamız dediniz. Var. Bir reha, buluşma noktaları belirliyorsunuz. Yani bir deprem anında siz evde olabilirsiniz. Bu belediyenin belirlediği buluşma yerlerinin dışında her ailenin kendisine aile, ait değil mi? Aile afet planının içinde sitede buluşma noktaları buluyoruz. Ben iş yerinde olabilirim, eşim iş yerinde olabilir, çocuk okulda olabilir veya bir başka yerde olabilirsiniz. Ve bir deprem olduğunu veya bir afet olduğunu düşünün. Birbirinize nerede ulaşacağınızı... Önce kendi mahallenizde, sonra mahalle dışında bir buluşma noktanızı o aile afet planının içinde biliyor olmanız gerekir. Yani bunlar öncesinde, deprem öncesinde bu planın içinde biliyor olmanız lazım. Ve deprem sonrasında da eğer bir afet gördüyse, yani binanız bir hasar gördüyse, o buluşma noktasında ailenizle buluşabilirsiniz. Mesela Kocaeli depreminde ben eğitimlerde... Şükrü Bey çok enteresandı. Kandil Hastanesi'nde bu afet eğitimlerini verirken kadınlara bir afet eğitim programımız vardı. Orada bir afetzede şeyde Kocaeli'nde depremi yaşamış bir hanımefendi bölge dışı bağlantı kişisinin ne kadar önemli olduğunu oradaki öteki bayan arkadaşlara anlattı. Ben bir de günlerce yakınlarımı bulamadım. Çünkü o planı yapmamıştı. Günlerce aradık, hatta bazılarını da hiç bulamamışlar. Yani kayıp. Her anında planlı, programlı olmamız tabii, gerekiyor. Günlerce ailemi bulamadım. Çünkü öyle bir plan yoktu. Nerede buluşacağımı rastgele bir yerlere gitmiş. Bu da telaşa insanı sürüklüyor. Tabii ki. Bu da korkuyu daha da arttırıyor. Sonuç olarak aynı apartmanda da yapmak gerekiyor aslında. Yani birazcık komşular birbirine karşı duyarlı olmalı. Yani mesela bir deprem anında dışarı çıktığımızda komşularımızı da sormamız gerek. İşte Ayşe Hanım nerede? Çocuğu geldi mi? Gibi soruları da sormak gerekiyor. Birbirimize karşı sorumluyuz yani. Bir önemli konu daha evin içindeki şeyleri, çıkış yollarının kapalı olmaması lazım. Bak onu da unuttum. Yani genellikle bizim Türk ailelerinde mesela kapı arkalarına ütü sehpaları koyabiliriz. Yaz olunca halıları rulo yapıp kapı arkalarına koyabiliriz. Bunlar deprem anında kapılar kapanıyor ve dışarıya çıkamıyorsunuz. Yani çıkış yollarının açık olması lazım. Hem evinizde hem binanızda, iş yerlerinde de olabilir bu. Çıkış yollarının açık olması lazım ve deprem öncesi yaptığınız planda da o çıkış yollarını, eğer bir afet olursa, eğer ana yoldan çıkamazsanız nereden çıkacağınızın planını yapıyor. Önlemler konusunda lazım. Şimdi yapısal olmayan elemanlara değindik. Binanız sağlam olacak. Binanız sağlam olacak. Bina içindeki eşyalarımız sağlam İletişim olacak. İletişim halinde olacağız. Aile afet planı yapacaksınız. Deprem anında doğru davranış şeklinde bu refleks haline getireceksiniz, korkmayacaksınız. Buluşma noktası ayarlayacağız kendimize. Evet, buluşma noktaları, deprem çantası. Belki bir küçük bir konu daha ilave edebilirim. Bir deprem çantasına hemen bir bakalım, ona ilişkin de görüntü gelsin hocam hemen. Çantada neler var diye. Evet, görüntünün üzerine konuşalım. Aslında bu da çok konuşuldu ama ilk 72 saatte sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Burada önemli konu mesela eğer önemli bir şey yapıyorsanız, mesela bir hastalığınız varsa... Diyelim ki tansiyon hastası olabilirsiniz, şeker hastası olabilirsiniz. Çantanıza bunları koyabilirsiniz. Bir miktar yiyecek, el feneri, dışarıda kalıyorsanız battaniye, bunun listesi çoğalabilir. İşte düdük, bir miktar para. Hocam siz de tamamlayın. Şöyle, liste var. Tabii bazı çok temel şeyler var. Onlar olmazsa olmaz. Mutlaka koyma işte düdüğü, suyu, ilacı. Maskesi, ilk yardım çantan gibi şeyler değişmez. Ama bir de aileye özgü değişmeler olabilir. Mesela yalnız yaşıyorsun, senin çantan farklı. Bebeğin varsa farklı, yaşlı tabii, bir annen tabii. Farklı. Evliysen farklı. Engelliyseniz farklı. Engelliyse farklı. Yani ona göre çanta. Bir de bu tercihe bağlı. Bu konuda zorlama olmaz. Çünkü bu işin satışı da oluyor. Ben bir iki yerde baktım, çok kötüydü. Bir iki yerde baktım, bir mağazanın biri sat, çok profesyoneldi. Sordum nasıl yaptınız diye. Güvenlik uzmanlarına danışmışlar hocam, mesela. Hazır deprem çantası alınmasını mı öneriyorsunuz yoksa bir çantayı ben kendimiz oluşturmamız mı? Oluşturabilirsiniz. Kişiye göre değişiyor dediniz. Yani tabii, ama tercihe temel bağlı. İhtiyaçlar mesela işte listeler zaten bizim hazırladığımız kitapçıklara internete girin. Biraz açalım mı hocam? Hani neyi niçin deprem çantasına koyuyoruz? Çünkü hani soruyoruz genel itibariyle neden diyoruz? Meraklı şöyle, bir milletiz. Şöyle 72 saatte biraz önce bahsettiğim gibi size hiç kimse yardıma gelmiyor. İlk 72 saatte kendi başınızın çaresine bakacaksınız. Aslında ilk 24 saat çok daha önemli ama afet süresi ilk 72 saat diye geçiyor literatürde.
Dolayısıyla yani hiç kimseden yardım gelmeyeceksin. Kendi başınızın çaresine bakacaksınız. Onun için de hazır olmanız gerekiyor. İşte mesela yani dışarıda kalabilirsiniz. 24 saat, 48 saat, 72 tabii, saat gibi tabii. Kendi planınız içerisindeki sürece göre ayarlayacaksınız. Evet. Yani çantanın içeriği de onu şey, 3 gün kalacaksan koyacağın konserve 2-3 tane değil, biraz daha fazla olacak. Bir miktar yiyecek olabilir, ilaçlar olabilir, bir miktar para olabilir, işte battaniye olabilir, çadır radyo olabilir, olacak bir radyo tane. Olacak, yedek piller haberleşme olacak. Haberleşme için bir ilaçlar. Makas kesici şey. Yani bunlar araştırılınca bulunacak şeyler. Bina deprem oldu, binayı terk ediyorsunuz, deprem çantanızı alıyorsunuz. Dediğim gibi işte hocam, bu ilk yardım çantası eğitimi... Hocam deprem bizim deprem anında değil değil mi? Deprem sonrasında ihtiyacımız olacak ona. Deprem sonrası ihtiyacımız olacak. Yalnız şöyle bir şey daha var. Bu afet ve acil durum çantasında bazen mesela karı koca çalışıyor. Ben bunlarla uğraşacak durumda değilim. Hı hı. Benim adıma düşünüp hazırlanmış biri varsa, o da iyi ise ben tercih edebilirim. Mesela o tür tercihler de olabilir. Ben dediğim gibi çok tercihler ve çok pahalılar da var. Evin dışında atıyorum, biraz önce dedik ya, her yerde yakalanabiliriz. Hı hı. Bir tane arabada arabası olanların, bir benimki tane şirketinde çalıştığı firmada, öğretmense tabii okulda, ne bileyim doktorsa tabii, hastanede, işte psikologsa muayenehanesinde olması gerekli tabii değil mi hocam? Tabii. Çünkü şöyle, ben onu unuttum. Tabii bir arabanızda, bir evinizde bulundurun diyoruz. Ama tabii deprem çantasının dışında da bir sürü önemli konu var. Özellikle bu hazırlık konusu çok önemli. Ağır ekipmanlar, binanın sağlamlığı, kişisel doğru davranış şekli, bunlar çok çok hocam, önemli. Belli sürelerde de güncellemek gerekiyor. Yani her 6 ayda bir. Evet. Çünkü içine yiyecek falan da koyuyoruz. Evet. O yiyeceklerin tarihleri de en uzak tarihli yiyecekleri almalıyız ki daha sonra sıkıntı yaşamayalım. Evet. Hocam deminden beri yapısal olmayan elemanlardan bahsettik. Ona ilişkin görüntüler var. O görüntülere bakalım. Bakalım. Onun üzerine de yine sohbetimize devam edelim. O görüntüler gelecek şimdi ekranlara. Evet, bunlar en son yaşadığımız Van depreminde benim çektiğim fotoğraflar. Evet. Van'da yabancı değil, belki siz de hatırlıyorsunuzdur. Hı hı. Ben de gittim, evet. Şöyle. Şu fotoğrafı gördüğümüzde gerçekten önemini anlıyoruz yani. Mümkünse ağır eşyalar dört noktadan doğru aparatla sabitleniyor olması lazım. Yani tek taraflı sabitlemeler de işe yaramıyor. Yani bu doğru sabitlemeyi de işte dediğim gibi ya eğitim alacaksınız ya kendiniz araştırıp nasıl kitapçıklar bütün hep internette var, bilgileri alabilirsiniz. Mümkünse dört noktadan sabitliyorsunuz. Bakın Van'da kütüphaneler problemliydi. Çok bayağı problemliydi. Ağır eşyalar biraz örnekler, daha fazla sabitlenmeli. Ağır eşyalar. Ağır eşyalar yüksek yüksekliği fazla olan eşyalar. Evet. Kitaplar önemli çünkü ezilmiyorlar. Evet. Bir kalınlık oluşturabiliyor. O yüzden koruduğunuz yerdeki şey önemli. Yani mesela bir çeyiz sandığı gibi bir şeyin içi kitap da olsa yatağınızın kenarında, o size ciddi bir yaşam üçgeni sağlayabilir. Ama o çeyiz sandığında sabitli olması lazım. O kayabilir. Tabii. Dolayısıyla gerekli o da önemli. Yapmak. Yani bazen ağır ama tekerlekli ekipmanlar çok büyük problem yaratabiliyor. Onlar mesela ofislerdeki fotokopi aletleri olabilir. Evet. Yani sadece evler değil, her tarafta bu tehlikeler var. Önlem almak gerekiyor. Hocam yavaş yavaş beklenen büyük İstanbul depremini de biraz konuşalım. Yeni bilgiler, yeni veriler var mı bu konuyla alakalı? Nasıl açıklık getirebiliriz? Dünden bugüne bir değişiklik yok. Ama yer kabuğu yerinde durduğu gibi durmuyor. Bazı işaretler veriyor ama... Şu bir gerçek, yakın bir gelecekte, ama bu bir günde olur, 10 senede olur, 20 senede olur, ama İstanbul çevresini etkileyecek bir deprem bekleniyor ve bunun yıkıcı olması bekleniyor. Geçmişteki depremler çünkü böyle olmuş. İstanbul ve çevresini, Marmara'yı önemsemek gerekiyor. Yani aşağı yukarı bir 8 il var. Toplam nüfusuna baktığınızda bir 26 ile 28 milyona yakın bir nüfus var. Dolayısıyla buradaki konut sayısına baktığınızda 6 milyona yakın konut var. Yani Türkiye'nin 22 milyon konutu olduğunu düşünürseniz çok önemli bir kesimi burada. Eğitimin kalbi burada, ticaretin sanayi kalbi burada. Sanayi %30'u burada. Sanayi burada. İstanbul Türkiye'ye bakabilir ekonomik olarak, ama Türkiye İstanbul'a bakması zor. O yüzden buradaki sorun... Bilanço ağır olabilir. Çok ağır olabilir.
İstanbul haritası da var hocam. Sohbet ederken o da gelsin ekranlara. Tamam. Evet. Bilançonun ağır olacağını dile getirdik. O da bu geldi. İstanbul'un çok basitleştirilmiş zemin yani jeoloji haritası. Çok karmaşık olduğu için ben bunu sadeleştirerek çizmiştim. Yani biz şimdiye kadar İstanbul depremlerini şu kırmızı merkezi alanda yaşadık şeyi. Depremleri. Şöyle kalkıp tarif edebilir miyim? Tabii lütfen. Mesela işte şurada Üsküdar Kadıköy var. Haliç bölgesinin olduğu eski İstanbul hep buralardaydı. Dolayısıyla biz yapısı da burada olduğu için depremleri burada yaşadık. İşte en sonunda da 1894'te olmuştu. Daha öncesinde var. Ama İstanbul İstanbul'dan çıktı. Büyüdü. Devasa bir tam şey. Tam ortadan yok. Boğaz geçiyor. Ben diyorum ki İstanbul'un iki yakası bir araya gelmiyor. Hakikaten sorunlar açısından da gelmiyor. İstanbul için kullandığım terimlerden bir tanesi de obez şehir. Yani obez bir insan sağlıksız bir şehir. İstanbul da obez bir şehir. Sorunları çok olan bir şehir. İstanbul'un tarihi yapıları var. Mesela ne kadar kıymetli tarihi yapılarımız var bir deprem anda. Tabii. Mesela Ayasofya. Evet, Topkapı Sarayı. Dikkat Ayasofya çok eski tarihlerden yapılmış. Ayasofya aslında bir deprem kataloğu gibi. Her depremden yıkılan, hasar gören yaklaşık kısımları 10, var. Yaklaşık 10 hasar görmüş tarih boyunca değil mi? Evet. Onun üzerine doçentlik, evet. Doktora tezleri yapılıyor. Surlar. Sürekli zarar görmüş. Fatih Camii sürekli zarar görmüş. Kiliseler her yer zarar görmüş. Yani şu inanç yanlış. Bakın İstanbul'da kültürel yapıların hepsi ayakta. O yüzden bu yer bilimcilerin paranoyası deprem meprem olmayacaktır gibi söylem yanlış bir söylemdir. Hocam şu haritaya baktığımızda risk faktörü fazla olan bölgeyi görebiliyor muyuz? Yoksa öyle bir harita mı? Birincisi şunu söyleyeyim. Her kötü zeminde bile inşaatçı arkadaşlar... Zemini gözetmek kaydıyla ev yapabilirler. Artık bataklığa bile yapıyorlar ama bataklık olduğunu bilerek yapmak gerekiyor. Yani şu kırmızı sağlam bölge, buralar sağlam bölge, işte Haliç'in kuzeyi ve Anadolu yakasının, bunlar üzerindeki hesaplar yapıldıktan sonra burada yaptığınız hesaplar burada biraz değişebilir. Daha ağır mühendislik gerekebilir. Yani aynı standart şeyleri her yerde yapamazsınız. Dere yatağındaysa gösteriyor o zaman. Tabii dere yatağındaysa biraz daha özen göstereceksin. Niye? Çünkü dere yatağında gevşek zemin var. Sulu, gevşek zemin. Deprem dalgaları buradan geçerken geçemez. Yani her takılır. Zemine uygun bina yapılabilir. Evet. Değil mi? Ama ona göre de önemli ehemmiyet vermek lazım. Jeolojisini, yer altının jeolojisini, zemin koşullarını gözeterek, hesaplayarak. Yoksa bunu yapmazsanız size geri dönüş yapabilir ve kötü bir şekilde. Peki hocam İstanbul için öngörünüz nedir? Bir deprem olursa birçok kayıp olacağını dile getirdiniz biraz önce. En tehlikeli gördüğünüz semtler nerelerdir mesela? Deprem senaryoları diye bir şeyimiz var. İstanbul için pek çok şey yapıldı. Ve senaryolar da var işte Boğaziçi'nin de içinde olduğu. Çeşitli üniversitelerin olduğu master planları var. Yani yol haritası var. Hazırladığı bir sürü şey var. Pek çok şey yapılmış. Mesela jeoloji haritaları çok güvenilir. Ekipler çok güvenilir. Yani İstanbul için bir şey yapılmamış değil. İşte hocam biraz önce tsunami dedi. Evet. 49 tane tsunami senaryosu var. Yapılmış, çalışılmış. Hatta benim de kısmen yardım ettiğim koşullar vardı ama sadece birlerde yüzlerce kişinin çalıştığı projeler var. Dolayısıyla İstanbul'da yaklaşık hasar ne olacak, yıkım ne olacak, maliyetler ne olacak en hepsi. En büyük sanayi hasarı nerede olacak, işte hepsi ne yapılacak aşağı yukarı ya belli. Aşağı yukarı dile getirelim hocam bir kez daha hatırlatalım. Yani bunlar güncelleniyor. En son yapıldığında mesela İstanbul 9 milyon nüfusa göre ve yapı stoğunda 750 bine göre yapılmıştı. Ama sonra İstanbul yenilendi. O kadar dinamik ki. Şimdi sadece şey söyleyebiliriz. Mesela tamamen yıkılacak bina sayısı sanıyorum 6 bin miydi? Daha yüksek. 6 bin. Daha tam yüksek. Bilemiyorum ama yani öyle bir şeydi galiba. Daha yüksek 60 bin olabilir o. Yok 6 bin. Yok 6 bin çok az olur. 60 çok bin mi diyorsunuz hocam? Tamamen evet. Ama ben şeyden bahsediyorum. Tamam. Ağır hasarlı bina sayısı bana göre 50 bin civarında olabilir yani. Olabilir. Çok evet. Tamam, tsunami'ye ilişkin de görüntüler geliyor. Evet. Biraz önce ısrarla konuyu oraya getirmeye çalıştık. Biraz sonra konuşacağız demiştik. Peki. Biraz da tsunami'ye değinelim. Tamam. Türkiye tsunami için Türkiye hani risk faktörü var mıdır? Şöyle, nasıl biz bunun kataloğunu hazırladık. Yani hatta tsunami çalışmamız bizim, benim de içinde olduğum
Profesör Doktor Yıldız Altınok, kendisine selam gönderelim buradan. Çok evet. değerli bir hocamız. Osmanlı arşivlerini de ortaya çıkardı, bir katalog çıkardı. İlk makalemiz Yıldız Hoca'yla 1989, bakın tsunami olmadan tsunami çalışmasına başlamışız. 1989'da ilk makaleyi yazdık. Daha sonra incelemelerde ve yabancı ekiplerde Ahmet Cevdet Yalçıner, ODTÜ'den hocamızla birlikte Yunanlı bir profesör vardı, Japonlar vardı. Bütün Marmara kıyılarının hepsini kazdık. Burada eski tsunami'nin izlerini de bulduk. Şöyle özetleyeyim, Marmara'da son 2000 yıl içerisinde 25'in üzerinde tsunami var. Marmara'da. Tabii 25'in üzerinde büyük tsunami var ve bunların izleri de var. Şimdi de bu tsunami konusunda yapılması gerekenler konusunda hocamızın gösterdiği kitap. Ve 49 tane senaryo var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu senaryolar var. Bu ne demek biliyor musun senaryo? Mesela birincisinde atıyorum, Marmara'nın neresinde deprem olursa hangi büyüklükteki depremde ne kadar yükseklikteki dalga kaç dakikada hangi kıyıya varır ve ne kadar içeriye girebilir, bunların senaryoları bilgisayar modelleriyle yapılmış. Dolayısıyla buna karşı bir eksiği var, sakınım planları konusunda eksiğimiz var, bir de farkındalık konusunda. Evet. Belki işte o farkındalık konusunda. İlk kitapçık bizim Kandilli Rüstensi'nde Mardin Projesi kapsamında hazırladığımız bir bilgilendirme el kitabımız var. Bu çok basit olarak halkın tsunami hakkında bilgi sahibi, nasıl önlem alınır, ne yapılır, şöyle. Türkiye'de önemli depremlerden sonra hangi bölgelerde tsunamiler olmuş. Böyle bir kitapçık hazırladık, Japonlarla hazırladığımız bir proje kapsamında. Ve bunların eğitim materyallerimizi artık kullanmaya başladık. Evet. Böyle bir ilk, Türkiye'de ilk farkındalık kitapçığıdır o. Evet, şöyle gösterelim bizler de. Tsunami'de aslında korunmak kolay. Depremden yüksek daha kolay. Yüksek yere kaçıyorsunuz. Hangi semtlerde hocam peki? Bakırköy mü? Sahillerde biraz içeriye girebilir ama çok girmesi gerekmiyor. Endonezya'daki, Japonya'daki kadar 100 metre gelip gitmesi bile bütün sahil yolları araç dolu. En son Bodrum'da olan çok küçük tsunami'de bile 30-40 santimlik bir 20 santim. Evet. Bizim şeyde o civar ama 20 santimlik bir dalga yüksekliği bile gördüğünüz ne kadar büyük bir şeye sebep oldu. Orası aslında bir prova oldu. Hem deprem için yani hem şey için. Tsunami olmaz çünkü deniyor ama aslında Gökova benim çalışma alanım 30 yıldan beri. Orada bir deniz... Tsunami uzmanısınız değil mi hocam aynı zamanda? Evet, evet. Uluslararası tsunami ekibinde de çalıştık. Endonezya'da gidip iki hafta orada da çalıştık. Ve UNESCO'nun ekibiyle birlikte 30 kişilik bir ekipti. Yani tsunami'de mesela karadaysanız karanın içine doğru ve yükseğe doğru gitmeniz gerekiyor. Denizdeyseniz ne yapacağız hocam? Açıklara gideceğiz, onu da söyleyeyim. Denizdeysek, kıyıdaysak mesela teknede olabilir. Denizin üstündeyse. Açık denize doğru gelmek gerekiyor. Açık denizler hem tsunami'de hem de depremde en güvenli yerler. Açık deniz. Evet, çünkü deprem dalgaları, yıkıcı deprem dalgaları suda etki etmez. Sadece P dalgaları geçer, o da zararlı dalgalar değildir. Tsunami de kıyı dalgasıdır. Liman dalgası diye bir adı Japonca'da o anlama gelir. Açık denizde 20 santimken kıyıya doğru yükselebilir. Mesela bizim gittiğimiz Endonezya'da 2004 yılındaki depremden sonra bizzat kendimizin ölçtüğü 20 metre dalga yüksekliği vardı. Tırmanma değil bakın. Tırmanma daha yüksek de olabilir. Dalga yüksekliği 20 metreydi. Hocam açığa doğru gider dediniz. Hocam en son Japonya'daki 2011... O da 10 metre duvarı metre, geçtiğine tabii, göre. Evet, evet. Duvarı geçtiğine 9 göre. 9 metre filanmış duvar. Onun üstünden çıkmış yani şey olarak evet. Evet peki hocam. Şimdi, biz o kadar olmaz yalnız bizde. Evet, biraz önce gibi. Zaten görüntüler geldi. Ben onu soracaktım. Hani o kadar büyük Japonya'daki deprem akabinde tsunami yaşanmıştı. Oldukça dehşet verici görüntülerdi. Şimdi, okyanuslarda tsunamiler iç denizlerde olmaz. Bizimkiler o kadar yüksekte olmayacak. Tabii. Ama yani orada içerilere kadar girer mi? Kaç derece, kaç kilometre hızla başlıyor biliyor musunuz? Başlangıçta okyanuslarda, mesela Pasifik'te. Saatte nasıl 900 kilometre. Nasıl oluşuyor hocam, onu da bir anlatalım. Hemen söyleyelim. Birincisi mesela normal şartlar altında Marmara'da Kuzey Anadolu fayı tsunami oluşturmaz. Niye?
Çünkü yanal olarak hareket ettiği için yer kabu şey deniz tabanında düşey bir hareket yok. Mutlaka düşey hareket olması gerekiyor. Düşey hareket. Peki tsunami olur diyorum. Niye olur? Hı-hı. Çünkü Marmara'nın denizinin içerisinde 3 tane derin çukur var. 1000 metreden derin. Yani. Bunların yamacında pekişmemiş, kaylaşmamış çamurlar var. Deprem bunları silkelerse... Heyelan olacak değil mi? Denizaltı heyelan olur. Heyelan ve kıyılarda dalgalar meydana gelir. Yıkıcı dalgalar meydana gelebilir. Bu normal şartlar altında 1 ile 3 metre arasında değişir. Lokal olarak bazı yerlerde kıyının şekline ve derinliğine bağlı olarak değişir bu faktörler. Peki hocam, olası bir tsunami karşısında İstanbul'da köprülerin, metroların, yer altların durumu ne olur? Tsunami de mi? Bir şey olmaz onlara. Evet, onlara pek bir şey olmaz. Fakat şunu söyleyebilirim belki. İçerilere kadar girmez. Girebilir. Hı-hı. Şöyle girebilir. Difraksiyon diye dalganın sapma şeyi var. Mesela Sarayburnu'nu düşünün. Marmara'da bir şey oldu. Difraksiyon dediğimiz şey de böyle gelse bile çarptığı zaman dönecektir. Eyüp'e kadar gidebilecek bir dalga oluşabilir. Bence tsunami'den çok biz depreme şey yapalım değil mi hocam? Tsunami tamam. Onu da konuşalım, onu ama da yani konuşalım hocam. Ama yani deprem daha bence çok daha önemli. Hocam tatbikatlardan biraz önce konuştuk. Bu tatbikatlar sizce oldukça dikkate alınıyor mu? Ya da dikkate alınması için evet siz biraz daha bilinçlenmemiz gerektiğini söylediniz. Bunlarla alakalı eğitimlerin olması gerektiğini dile getirdik ama bunlar evet biliniyor ama çok da katılmıyoruz. Nasıl teşvik edilmeli? Nasıl bunlar daha çok tabii fazla alınmalı? Tabii size çok rol düşüyor. Yani medyanın bu konuda rolü çok fazla var. Yani bu tip programları çoğaltırsanız bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlarlar. Yani herkes anlar. Dolayısıyla yani medyaya çok şey düşüyor. Bu eğitim kurumları, üniversiteler, AFAD bu konuda çok güzel çalışmaları genelde var. Genelde deprem olduğunda sıklaşıyor programlar. Biraz daha depremler azaldığında ya da başına bir şey gelirse daha çok önemsiniyor. Şu anda kriz yönetimi yapıyoruz. Aslında risk yönetimi yapsak daha önce konuşmamız gerekiyor. Sizin bir tweetinizi görmüştüm. Hani bilgilendirmek için çok güzeldi. O çok ilgimi çekmişti. Hiç nefes almadan işte yoruluyorum ama bütün kanallara gidiyorum, bütün programlara katılmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyorum diye. Şimdi kurumlar var, sivil toplum kuruluşları var. Bizim gibi işte Türkiye Deprem Vakfı gibi kuruluşlar var, üniversiteler var. Bu bilinçlendirme eğitimleri yaygınlaştı. Aslında 99'dan bu yana epey bir yol kat ettik. Fakat tabii hani tamamen hazır mıyız derseniz tabii eksiklerimiz var. Bunları yavaş yavaş bertaraf etmemiz lazım. Bakın bizim Mustafa Hoca'nın söylediği bir şey var. İki şey yerine getiremeyiz. Bir can kayıplarını bir de tarihi yapıları yerine koyamayız diyor. Hı hı. Yani bunların ikisi. Öbürlerin hepsini yapabiliriz diyor. İşte binayı sağlamlaştırırız. İşte kentsel dönüşüm yaparız. Hazırlık yaparız. Aslında önemli olan şu. Bakın yine Mustafa Hocam'ın açıklamasından ben de onun şeyini ifade edeyim. Burada bir riski arttırmayın diyor. Yani yapacağınız binayı deprem yönetmeliklerine uygun yapıyorsunuz. Riski azaltmayın diyor. Riski azaltın diyor. Riski azaltma nedir? Mevcut bina stoğunu eğer deprem dayanıklı değilse ya yenileyeceğiz, yani kentsel dönüşüm gibi bir şey yapacağız ya da sağlamlaştıracağız. Yani ama kentsel dönüşüm bunlardan biri. Üçüncüsü, eğitimlere önem veririz. Afet bilinci eğitimlerini geliştirmemiz lazım. Yani çoğaltmamız lazım. Bir de en önemli konuyu hiç değinmedik, unuttuk. Sigorta mı yoksa? Riskin transferi dediğimiz DASK'ın bizim ülkemizde çok güzel uygulaması var. Riskin transferi, yani risk transferini yapmamız lazım. Sigorta yaptırmamız lazım. 99-2000 yılında DASK biliyorsunuz başladı ve çok da başarılı. Bakın San Francisco ve Tokyo ile İstanbul'un riski aynı. Yani aşağı yukarı aynı risklere sahip şehirleriz. Oradaki sigortalama oranı mesela San Francisco'da sanıyorum %10, Tokyo'da %30. Fakat bizim İstanbul için daha sık sigortalama oranı %30'un, %50'nin üzerinde bir başarısı var. Marmara en yüksek bölge olarak baktığımızda. 9 milyon civarında değil mi Poliç Hocam? Sanıyorum 240 binde azami bir teminat şeyi var. Hani sayı çok, bilmiyorum çok ama önemli. Yüzdelik bazda baktığımızda Marmara'nın %50'nin üzerinde olduğunu biliyorum. Üzerinde. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da en düşük olduğunu biliyorum. Genel itibariyle de %53 olduğunu biliyorum. Evet, %53 civarında bir bu dünyaya bir örnek modeli. DAS Başkanı geçenlerde apar ekranlarında özel
röportaj yani vermiştim. Yani aslında Türkiye'de ve dünyada örnek bir örnek durum. Derken bildiğimiz evet. Biz söylemiyoruz. Ben Dünya Bankası'nın raporlarından evet, okudum. Evet, orada evet. Tüm dünyaya örnek yani olarak gösteriyor. Yani sigorta sistemi de en az bu hazırlıklarda önemli. Bu riskin transferini de unutmayalım. Hocam şimdi bazen alışveriş yaptığımızda evimize koltuk falan aldığımızda da işte koltuğumuz sığmıyor deyip kolonları falan kestirmeye çalışıyoruz. Son derece onu da buradan belirtmekte fayda var. Yani böyle şeylerin de yapılmaması yani gerektiğini. Eğer bir vatandaş olarak uyaracaksınız mesela diyelim ki mahallenizde bir kolon kesip işte otopark, otogaleri yapan bir şeyiniz varsa bunu bir bireysel olarak bu farkındaysanız eğer bunun yetkili yerlere bunu şikayet edeceksiniz. Böyle bir şeyi yani vatandaş olarak yapıyor olmamız lazım. Bu bilince sahip olmamız lazım. Yani onu kese ve arkadaşını da bilinçlendirsek aslında tabii, kesmeyecek onu. Belki de evet. Kesmeyecek. Çünkü başına daha sonra o binanın çökeceğini daha biliyor olması lazım. Daha kötü belalar gelecek. Evet. Sigorta konusunda bir şey eklemek isterim. Tabii, tabii. Türkiye'de ve dünya Türkiye'de yeni bir sigorta sistemi daha gelişecek. Bu DASK'a alternatif değil. DASK mutlaka yapılması gerekiyor. Parametrik sigorta denilen bir sigorta gelebilir. Bu şey için, iş yerleri için. Evet. Bu şöyle bir şey. Eğer mesela atıyorum avcılar eğer parametrik sigorta olsaydı avcılarda pek çok esnaf batmayacaktı. Mesela 1999 depreminde. Çünkü iş kaybına uğruyorlar. Bu şu demek. İş yerinizde hasar meydana gelmese bile eğer o şiddet içerisinde kalmışsanız, o zarar içerisinde kalmışsanız iş yerindeki hasarınıza bakılmaksızın sizin ödediğiniz primlere karşılık bir para ödeniyor size. Bu da esnafta geçici rahatlama getirir. Sigortalamanın o önemi var. Bu Türkiye'ye girmek üzere ama konutlar için değil bu. Evet. İş yerleri için. Bu parametrik sigortada önemsenmesi gereken ve primleri çok yüksek değil. Ben bir şeyle çalışmıştım bu. Sigortayla uğraşanlar konusunda çalışmıştım. DASK tabii ticari kurumları sigortalamıyor. Sadece konutlara yaptığı için ticari ve sanayi tesisler için de sigorta sisteminin muhakkak getirilmesi lazım. Hocam, o tabii başka bir konu. Şimdi enine boyuna her şeyi konuştuk, konuşmaya çalıştık. Bir kez daha programı kapatırken hatırlatmakta fayda var. Öncesinde deprem anında, deprem sonrasında. Çünkü biraz önce dediniz ki sürekli yenilememiz lazım, sürekli bunları kendimize söylememiz lazım. Bir kez daha anlatacak olursak deprem çantasından, deprem öncesinden, deprem anına ve deprem sonrasına kadar bir kez daha değerlendirin. Bence işte dediğimiz gibi deprem güvenli binada oturuyoruz. Binanın sağlamlığı ve deprem güvenliği binada oturuyor olmanız yetmiyor. Bina içindeki ekipmanların sağlam olması lazım. Yani onun için önlem almanız gerekiyor. Aile bireyleri, iş yerleri için ve iş yerleri aile iş yeri planı ve aile planı yapmanız gerekiyor. Aile hazırlık planı yapmanız gerekiyor, afet planı. Deprem anında doğru davranış şeklini şeylerle, tatbikatlarla refleks haline getireceksiniz. Ne yapacağınızı bileceksiniz. Bilgi sahibi olacaksınız. Deprem sonrasında da işte deprem çantası da hazırlanıyoruz. Onu biliyorsunuz. Deprem sonrasında ne yapacağınızı bileceksiniz. Onun için kişisel becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Yani işte bir yangın eğitimi, bir ilk yardım eğitimi. Önem vermemiz gerekiyor. Önemli. Bunlar ilk 72 saat için önemli. Yani çok kısaca böyle özetleyebiliriz. Yani deprem öncesi, sırası, sonrası hazırlıkların detaylarını konuştuk. Toplanma alanlarından haberleşme. Afet planının içinde de işte dediğim gibi aile bireyleriyle nerede toplanacağınızı bileceksiniz. İşte bölge dışı bağlantı kişiniz olacak. Deprem çantanızı hazırlayacaksınız. Evinizde tehlikeli risk yaratabilecek yerler nereler? Oralara bakıp deprem anında nerede duracağınızın planını yapacaksınız. Bir de o çıkış sırasında belki yanıcı, parlayıcı, patlayıcı... Evet. Tüm vanaların yerlerini öğrenip çocukların da bilmesi gerekiyor. Suyu nereden kapatacak, elektriği nereden kapatacak? Çünkü çıkarken daha onları yapacak mı? Deprem sonrası yangınlar çıkıyor. Onun için bir yangın söndürücünüzün olması lazım. Gerekiyor. Yangının o söndürücüyü nasıl kullanacağını biliyor olmanız gerekir. Yani bunlar aslında çok basit bilgiler ama işte hepimizin yapması gereken, zararı azaltmak için yapmak zorunda olduğumuz bilgiler. Şeyler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Bilinçlendik, öğrendik. Biraz da olsa kaygımız azaldı. Size. Korkumuz azaldı diyebiliyoruz zannediyorum. Benim azaldı, benim kaygım da korkum da azaldı diyebilirim.
Bir kez daha ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Ne demek hocam? Efendim, bu gece gündem dışında depremi konuştuk. Depreme ilişkin beklentileri konuştuk. Bununla beraber deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapmamız gereken şeylere de değindik. Doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmeye çalıştık. Kaygılarımızı azalttık, endişelerimizi azalttık. Bu gece bizlere Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Seyhun Püskülcü eşlik etti. Kendilerine katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya gündem dışında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.